sitesinde tablonun neler yaptığını görebiliyorsunuz. Neler, nasıl örnekler kullanıldığını. Yukarıdakiler ise eğer başka veri setlerinde çalıştıysanız eğer bu veri setleri de yukarıya gelmiş oluyor. Biz geçtiğimiz sene öğrencilerle yaptığımız yıl sonu çalışmaların hepsi burada gördüğünüz gibi. Bunları buradan görüyorsunuz. Sağ tarafı zaten söylemeye çok gerek yok. Onlar yine learning kısmına falan ulaşılan kısımlar. Evet, biz tabloya başlayalım. Tabloya başlamak için tabii önce bir log file göstereceksiniz. Ben size daha önce söylediğim gibi Global Superstore file'ını kullanacağız. Bunu size daha önce yüklemiştim. İsteyen öğrenciler hani bu eğitimi tabletinde veya telefonda açıp bilgisayarında yan taraftan yaptıklarımızı takip edebilir. 17 MB'lik bir dosya. Yani çok zorlanmadan açması lazım. Bilgisayarınızın hızı yeterliyse. Karşımıza şöyle bir ekran geliyor. Bu ekranı gördüğünüz zaman sol tarafında eğer üstte connection kısmında dosya ismi, altta sheet'leri gördüyseniz şu anda 4 veriyi yüklemiş demektir. Peki niye görmüyoruz veriyi? Veriyi görebilmek için birden fazla sayfa olduğu için sayfaları yani tabloları, burada tablo diyeceğiz bunları, tabloları aktarmamız gerekiyor. Tabloları aktarmak için de drag and drop yani tutup drop yapıyor, bırakıyorsunuz. Sağ tarafa nereye? Yukarıda gördüğümüz neydi bu şeyin ismini özür dilerim şimdi söyleyeceğim. Evet, hatırlamadım. Canvas paneline. Canvas paneline bırakıyoruz. Bakın bıraktığınız zaman otomatikman datanız aşağıda görülüyor. Bu şu anda order tablosundaki dataları net bir şekilde aşağı tarafta görebiliyorsunuz. Peki burada başka tablolar da var. Bunları aktarmak istiyorum. İkinci bir tablo aktardığınız zaman tablo bu iki tablo arasında hangi anahtar, hangi yabancı anahtar yani bu veri tabanı terimlerinden bahsediyorum hangisinin bağlantı yapacağını belirleyerek sizin için bir ön bağlantı sunuyor. Ve burada da siz bağlantıyla ilgili ilişkileri falan sadece ederek tablolara devam edebiliyorsunuz. Biz bu tane temel seviyede bir uygulama yapacağımız için tek bir sürü tablo kullanacağız. Bu kısmı hani biraz size bırakıyorum. Ben remove ediyorum. Sadece orders'ı bırakıyorum. Ve orders üzerinden ders boyunca sheetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu yukarıdaki kısma canvas paneli derken alt taraftaki kısmı ise grid paneli deniyor tablodan. Grid panelinde ise gördüğünüz gibi tablo üzerinde size şu anda mevcut database'inizin üzerinde bulunan bütün veriler gösteriliyor. Buradaki veri türleri tablo tarafından belirlenmiş veri türleridir. Bu veri türleri Excel içerisinde belirlenmiş olarak gelmez. Sonuçta Excel'de biliyorsunuz böyle veri türü seçmeyle ilgili bir kısmımız yani var ama hani bu şekilde bir şeyimiz yok. Hani o örneğin string verisi olarak seçmiş burada. Bir de şunu söylemem lazım. Özür dilerim, onu da hemen söyleyeyim. Tabloda bizim klasik normal veri tabanlarındaki o 12-14 tane farklı veri seti türünü bulamazsınız. Örneğin mesela burada tek bir string türü vardır. Tek bir numerical, hani decimal ve whole olarak iki ayırmış var. İki türü vardır. Sadece bunları görebilirsiniz. Burada bu alanda analize başlamadan önce herhangi bir değişiklik yapmak istiyorsanız yapmanız gereken alan burası. Burada yapabileceğimiz birçok olay var. Ne olayı var? Örneğin mesela burada ilk yapacağımız şeylerden bir tanesi herhangi bir şeyin ismini değiştirebilirsiniz. Klasik Excel'deki gibidir. Çift tıklayarak değiştirebiliyorsunuz. Çift tıklarsanız veya üzerine gidip rename dersiniz. Zaten Excel'de bu şekildedir. Zaten tablo genel kullanımı biraz Excel'i andırır. O yüzden Excel kullanımından çok fazla zorlanmaz tabloda. Peki burada başka ne yapabiliriz? Burada türlerini değiştirebilirsiniz. Çünkü bazen lazım oluyor. Çünkü tablo otomatik olarak tanıdığı için bu tanımlamalar bazen çok işimize gelmiyor. Örneğin mesela siz buraya Ankara, İstanbul, İzmir gibi bir sütun koydunuz. Bu sütun tablo string olarak tanımlaması lazım. Bunu işte ne bileyim geokod olarak katılması lazımsa eğer yani bir jeolojik coğrafik bir belge şey olarak tür olarak tanımlaması gerekiyorsa burada bunu değiştirmeniz gerekiyor. Tablonun içerisinde bunlar var. Burada başka ne yapabilirsiniz? Veriler üzerinde farklı işlemlerimiz de var. Order ID mesela örneğin mesela Order ID incelediğimiz zaman gösterelim sadece nasıl yapıldığını göstereyim. Çok kolay yapılıyor çünkü. Bakın CA 2012 1248 91. Yani bu şu demektir. CA kodlu artık bölge kodu muhtemelen bu. Bölgede 2012 yılındaki 12.124.891. Kayıt. Siz mesela bunu bölmek isterseniz, çünkü genelde biz bu tarz 3 birden fazla verinin tek bir üstünde olması çok tercih ettiğimiz bir şey değil. Bölebilirsiniz. Böyle bir şeye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız. Ama mesela orada da sağ tarafta var, bölge ileride var. İhtiyacım yok diyorsanız sıkıntı yok. Ama bunu bölmek de o kadar kolay ki yapmanız gereken sadece üzerine gidip split'e basmanız. Tablonun otomatik olarak ne olduğunu anlayacak. Gördüğünüz gibi ve uygun yerlerden bölerek size veri setini oluşturacak. Burada biraz vakit harcadığınız zaman birçok şeye girebiliyorsunuz. Mesela burada şunu da yapabiliyorsunuz. Örneğin tamamen kendinize ait bir veri seti hesaplayabilirsiniz. Mesela bakalım sağ tarafa ücret bir yer. Mesela sales var.
quantity verilmiş, ne verilmiş başka? Profit verilmiş. Mesela siz bir birim kar diye bir sütun istiyorsanız eğer, hani quantity, profit'i quantity'ye bölerek birim kar bulmak istiyorsanız, isterseniz burada bir hesaplanmış sütun ekleyerek bu işi yapabiliyorsunuz. Bunu nasıl yaptığımızı bir hatırlayalım bakalım. Create calculated field diyoruz. Burada yaptığımız şey aslında kendi kullandığı formüllerle bu işi gerçekleştirmek. Mesela order priority bölü, nerede şeye bakalım. Order priority değil de bizim sütun alanımız. Mesela şuradan şeyi bulalım, neydi? Quantity. Yani direkt gösterdiğimize bölü. Diğer alanımız ise ne olsun? Şöyle yapalım. Onda bir bölemeyiz tabii, özür dilerim. Şu profit'i bölmemiz lazım. OK dediğiniz zaman, en sağ tarafa gittiğiniz zaman sizin hesapladığınız calculation field'i gösteriyor burada. Birim karlı, birim zarar olarak ekleyebiliyorsunuz. Ya burada bu işlemleri bitirdikten sonra, yani bütün bu işlemleri bitirdikten sonra ancak ve ancak tablonun analiz kısmına geçmemizde fayda var. Bu şu anda biz sol alttan görürseniz data source ekranındayız ve data ile ilgili bütün işlemleri burada yapıyoruz. Hani burada daha fazla vakit harcayabiliriz ama ben biraz analiz tarafını size göstermek istiyorum. Zaten kısıtlı bir vaktimiz var. Orada farklı grafikleri nasıl hazırlayabiliriz? Onlara biraz bakmakta fayda var. Şimdi tablonun alt tarafını incelediğiniz zaman hemen data source yanında sheet 1 ifadesini görüyorsunuz. Bir yanında 3 tane küçük simge var. Bu aslında 3 küçük simge tablonun yapabileceği 3 farklı durumu gösteriyor bize. Neyi gösteriyor? Örneğin tabloda bir Excel sayfası gibi, çalışma sayfası gibi her bir grafiği bir çalışma sayfası tasarlayabilirsiniz. İlk gösterilen kısım. İkinci böyle pencere gibi görünen kısım ise tabloda bu grafikleri birleştirerek beraber çalışan, yani entegre çalışan bir dashboard'a dönebilirsiniz. Veya tabloda veri setinin anlattığını karşı tarafa düzgünce anlatabilmek için bu grafikleri ve dashboardları sırayla etkileşimli olarak birbirinin arkasında sunabildiğiniz story dediğimiz üçüncü bir kısım daha var. Yani bir nevi hani ne diyelim, veri sunumu gibi bir şey. Bunu da yine tabloda yapabiliyorsunuz. Biz sheet'e gidelim. İşte tablonun bizim grafik hazırlayacağımız kısım burası. Yani bu dersin geri kalan kısmında burada biraz eğleneceğiz. Bu kısa başlamadan önce şunu söylememiz lazım. Bakın sol tarafta uzun bir listemiz var. Listede mavi gördüğümüz, sol tarafı mavi olan değerler var. Hani hemen başlarında veri türü gösterilmiş. Örneğin mesela bakın, dünya işaretleri, geografik veri, ABC string veri, tarih verisi. Altında ise yeşil alanlarımız var. Yeşil alanlarımız ise veri türleri genelde sayısal verilerden oluşuyor yeşil alanlarda. Burada bir ilginç bir şey var. Generated denmiş bakın burada. Bu aslında şudur. Tablo sizin veri setinizde eğer bir coğrafi veri görürse, bu coğrafi veriyi düzgün kullanabilmek adına hemen o coğrafi veriden paralel ve medyan bilgileri kendi arka kullandığı harita motorundan elde ederek buraya oluşturur ki tablonun güçlü olduğu harita grafiklerinde bu verileri kullanabilirim. Bunu siz oluşturmuyorsunuz. Bu, örneğin siz Ankara İstanbul yazdığınız zaman tablo veri setini haritadan bu Ankara ve İstanbul'u bularak Latitude Longitude buraya ekliyor. Peki nasıl grafik hazırlayacaksınız? Bunun birden fazla yöntemi var. Eğer siz grafik hazırlamayı biliyorsanız, hani şeyi biliyorsanız, nasıl hazırlayacağınız ön bilginiz varsa, yapacağınız şey, örneğin mesela diyorsunuz ki ben ürün kategorilerine bağlı olarak ne kadar satış yapıldığını görmek istiyorum diye bir karar alacağınız, destek alacağınız nokta varsa, bunu yapma yöntemimiz şöyle. Örneğin mesela ürün kategorisini bulalım, neredeymiş? Herhalde en tepede bir tam ürün kategorisi bu olsun. Profit. Bu ikisini seçerek, yani karlılığı görmek istiyorsunuz ürün kategorisine bağlı olarak. Ürün kategorisine bağlı olarak karlılığı seçerek, Ctrl'ye basarak, aynı anda seçili olacak. Bakın mavi yukarıdan seçtim, profit yeşil aşağıdan seçtim. Sağ taraftan bakın bir şey açıldı. Show me dediğimiz bir yer açıldı. Bu önemli bir kısım. Bu aslında grafik hazırlamayı, grafik hazırlamakta tereddüt yaşıyorsanız size ne diyelim, bir advisor gibi çalışan tablonun geliştirdiği küçük bir kutucuk. Bu kutucukta seçtiğiniz grafiklerle, ya pardon, seçtiğiniz değişkenlerle hangi tür grafikleri yapabileceğinizi size sağ tarafta gösteriyor. Örneğin mesela kategori ve profit seçtim. Kategori profit seçtiğiniz zaman bakın şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane grafik tabloda etkin, aktif olarak görülüyor. Bunların herhangi birisine bastığınız zaman bu grafiği sizin için çizecektir.
Burada ise diğerleri ise deaktif, pasif olarak görünüyor. Pasiften kastımız da şu, bu gördüğünüz pasiflerde ise bu grafikte sizce çizim mümkün değil. Mesela bir tanesine bakalım niye mümkün değilmiş? Şu araya chart'a bakalım. Araya chart çizebilmek için en azından bir tane date eklenmesi gerekiyormuş. Bizim seçtiklerimiz içerisinde date olmadığı için siz araya chart'ı çizemezsiniz diye tablo bu grafiğini ekranınızdan kaldırıyor. Burada bir tane grafiğin üzerine ise bir turuncu koymuş. Bu turuncu da şu demek, hani benim kullanıcılarımın daha önce bu tarz grafik ve veri setleriyle ulaştığı zaman en çok tercih ettikleri, kullandıkları grafik budur deyip size bir öneride bulunuyor bu grafik kullanabilirsiniz diye. Biz bir seçelim öneriyi bakalım. Bakın size bir grafik seçti. Show menü üzerine basarak kapatabilirsiniz istediğiniz zaman. İstediğiniz zaman basarak açabilirsiniz. Kapattım. Şu anda bir grafik elde ettik. Grafik elde ettiğimiz zaman, bu arada hızlı geçerken biraz unutmuşum. Hani 2 saatin böyle sitesiyle bazen çok hızlı gidiyoruz, kusura bakmayın. Sol taraftaki mavileri biz measure, ölçek, dimension, alt taraftakileri ise measure diyoruz yeşillere de. Burada şimdi bakın bir tane dimension yukarı aldı, bir tane measure yukarı aldı. Tamamen kendisi otomatik yaptı ve böyle bir grafik seti oluşturdu. Bu grafik seti, şimdi tablonun güzellik alanı buradan başlıyor. Bu grafik setiyle ilgili ne yapabiliriz? Çünkü bunu Excel'de çizerseniz tabloya ihtiyacınız yok. Çok kolay bir grafik çünkü bu. Fakat Excel'de mesela şu kadar hızlı hareket edemezseniz, örneğin mesela siz diyorsunuz ki karlılığı gösterelim, işte indirim oranını gösterelim. Bakın indirim oranını tutuyorum ve karlılığın yanına koyuyorum gidip. Daha sonra diyorsunuz ki kategorileri göstersin ama ülke bazlı olarak göstersin. Bakın ülkeler nerede? Country. Country'yi tuttum, kategorinin başına koydum. Size şu anda her bir ülke bazlı olarak profit ve discount'u gösteren bir grafik elde ettiniz. Şimdi bu grafik çok böyle güzel bir hoş bir grafik değil. Çünkü ülkeler sayısı çok fazla, aşağıda uzuyor. Ama şunu göstermek için yaptım. 1, 2, 3, 4 yani 4 boyutlu bir grafiği çok hızlı ve çok seri bir şekilde sürekli bıraklarla çok hızlı bir şekilde çizebiliyorsunuz. Bu tablonun bizim için belki de en çok tercih edilme noktası. Hani çok fazla bir yani şöyle söyleyeyim, özet geçecek zaten çok fazla bir şey yapmadık. Genelde programı tanıttık. Uygulamaya şu anda başladık. Sadece şunu söyleyeyim, hani değişkenleri alarak sürekli bırak yaparak grafik hazırlamaya çalışıyoruz. Çok bir şey kaçırdığını söyleyemem. Diğer kısımlarında tablo ile ilgili genel konuştuk. O yüzden devam edebilirsin. Excel dosyası şurada aktardık Zeynep Hanım. Bakın sol tarafa data source kısmından şuna basalım. Şu ekrandan, connect ekranından to a file'da Excel'i seçiyorsunuz gösterdiğim yerde. Seçtiğiniz zaman Excel dosyanızda neyse o dosyayı bulup ekran gösterdiğiniz zaman aktarıyor. Bu aktarma yaptıktan sonra size şöyle data source ekranını getirecek. Orada ise order'ı tutup sağ tarafa doğru bırakmanız gerekiyor. Bakın tutup benim yaptığım gibi sağ tarafa doğru bırakacaksınız. Bunu yaptığınız zaman aşağı tarafta eğer verileri görüyorsanız o zaman Excel dosyasını aktardığınız manasına geliyor. Tamam mı? Evet, şimdi burada tablonun güzelliklerinden bir tanesi de şu. Örneğin mesela çok hızlı değişiklikleri yapabilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz mesela. Ya bu satır sütun gösterimi hoşuma gitmedi dediniz. Ben bakın yukarı bir düğmemiz var tepede şurada. Swap Row and Columns demiş. Bastığınız zaman satır ve sütunların yerini değiştiriyor sonra. Tabloyu devirdi aslında. Veya dediniz ki ya kategori olmadı, remove ediyorum. Geldim kategoriyi tuttum ve sildim direkte. Kategori gitti. Şu anda ülke bazlı olarak görüyorsunuz. Çok hızlı şekilde yapabiliyorsunuz. Ama isterseniz biraz daha böyle nasıl diyelim basit bir noktadan başlayalım. Mesela şöyle yapalım. Şunları temizleyelim. Temizlemek istediğiniz zaman şu tuşa basabilirsiniz hepsini. Hani bir order date'e bağlı olarak satış miktarlarını gösteren bir grafikle başlayalım. Bakın order date ve sales'i seçtim. Öneri ekranı gelmedi. Gelmeyebilir. Yapmanız gereken show me'ye basarak bu önerileri görmek. Show me'ye bastık ve bu öneriyi gördük. Bu öneriyi gördük. Şimdi mesela bir çizgi grafik çizelim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak karşımıza. Önerilerini çizelim bakalım. İlginç bir grafik çizdi. Çok da istediğiniz bir şey değil. Çünkü biz aslında eğer hatırlarsanız bakalım burada da sorsa. Order date kısmımız. Neredeydi order date kısmımız? Güne kadar inen bir veri seti. Yani çok geniş order date'imiz bu şekilde verilmiş. Fakat burada yılda bunları bütünleştirmiş. Şimdi eğer istekası ile ilgili çalışmayı hatırlarsanız, yani bu derste daha önce alan varsa, istekasında veri ambarları ya da istekasının temeli olan veri ambarları şöyle bir şey anlatıyorduk. Bütün veriler detaylara hızlı bir şekilde inebilmeli. Detaylardan birleşip özetlere hızlı bir şekilde toplanabilmeli. Bu istekası grafiklerin arayüzlerinin temel görevlerinden bir tanesi. Şimdi bunu nasıl yapıldığını göreceğiz burada. Bakın yukarıda yılı gördünüz.
Sam'ı gördünüz. Bakın yerin hemen sol tarafında Sam'da olmayan bir düğme daha var. Bir artı düğmesi çıktı farkındaysanız. Bu artı düğmesi year seçeneğinde yani yıl seçeneğinde bir hiyerarşik bir yapı olduğunu gösteriyor bize. Biz mesela bu artıya bastığımız zaman bu hiyerarşik yapıyı görmeye başlıyoruz. Örneğin bir kere artıya bastım ve quarter'lara çevirdim. Bir kez daha basalım artıya. Quarter'dan month'a çevirdi. İsterseniz daha da basarak D'ye kadar yani en alt hiyerarşiye kadar çok hızlı bir şekilde gidebilirsiniz. Ya hocam ben bu kadar hani grafik çok uzadı yine çok anlamsız noktaya geldi. Ben mesela şunu merak ediyorum. Aylık bazlı olarak yani çünkü 4 yıllık veri var elimizde. 4 çarpı 12 48 ay. 48 aylık bir verinin değişimini görmek istiyorum. Bana bu yeterli. Bunu nasıl görürüm? Derseniz eğer mesela şunu yaptığınız zaman bu size tam olarak vermiyor. Veriyor ama yine de böyle yukarı çeyrekler değerler alt tarafta biraz karışık kuruşuk geldi. Şöyle yapabilirsiniz. Bütün hiyerarşiyi iptal ettik. Bu hiyerarşinin üzerine gidip bakın sağ tuş yaptığınız zaman aşağıda uzun bir şey açıldı. Bakın yukarıdaki şey yıl seçildi şu anda. Hiyerarşik düzende yıl seçildi. Bunu siz aşağıdaki yıla veya quarter'a month'a çevirirseniz bizim istediğimiz tür veriye deniyor. Bakın iki türlü seçilmiş. Ha bu da bunu ayırmak için yapmış. Yani hiyerarşik düzenle mi istiyorsunuz yoksa birleşik düzenle mi istiyorsunuz diye. Ben mesela month'a çevirdiğim zaman şu anda şunu görüyorsunuz. Kasım 2010'dan Kasım 2014'e kadar ürünlerin satışı ile ilgili satış miktarlarını gösteren grafiği çok net bir şekilde elde etmiş olduk. Şimdi devam etmeden şöyle söyleyeyim. Çok mu hızlı gidiyoruz? Hani dinleyebiliyor muyuz? Var mı problemimiz? Sistemi geri dönüş alalım. Böyle devam edelim. Biraz hızlı gidiyoruz. İşte bu grafik ekranında da şöyle. Yani zaten aynı anda yaparsanız bu ders çok daha iyi olur. Bak diğer türlü sıkıntı olur. Grafik ekranında şöyle. Bakın month ve sum sales değerleri var elimizde. Yapacağımız şey order ID ve sales'i seçip sol tarafta show minimize önerdiği grafiği seçmek. Biz onu yaptık zaten az önce. Ondan sonra üzerine oynamaya başlıyoruz. Şimdi tablonun aslında daha güçlü olduğu yerlere henüz daha gelmedik. Bu grafikleri çünkü herhalde çok dikkat etseniz bu grafiği Excel'de çizmek de çok zor değil. Hani veri setini düzgün şekilde hazırlamanız gerekiyor ayrı mesele ama veri setini düzgün hazırlarsanız yani 48 satırlık bir de aylık bütünleşik veri elinizde varsa bunu Excel'de seçersiniz. Yine Excel'den farkı aslında burada bu veri setinin istenildiği zaman boyutunu arttırabilmesi çok hızlı bir şekilde. Örneğin mesela biz ne yaptık şu anda? Toplam satış miktarlarını yıllara bazlı gördük. Evet, grafik çizmek için şu fikre gelmedi. Bakın burada belki SPSS programı kullananlar vardır hani aranızda. SPSS'de hatırlarsanız bir şey vardır. Değişkenlerin değerlerin girildiği ekran vardır. Bizim data source dediğimiz ekran. Burası aslında veriyle ilgili ekran. Bir de asıl analizleri yaptığımız ekran vardır. Burada da Excel'deki çalışma sayfasına denk gelen sheet ekranında. Biz bütün hepsini sheet'te yapıyoruz. Sheet'te grafikleri ayrı ayrı hazırladıktan sonra inşallah bu 1,5 saat sonra yani 1,5 saat demeyeyim de şöyle bir saat sonra falan bu grafiklerin hepsini birleştirip nasıl beraber güzelce çalıştığını görmeye çalışacağız. Eğer vaktimiz kalırsa da birkaç tane değişik grafik çizebiliriz. Örneğin mesela kelime bulutunu nasıl tablo yaparız? Bunu da görmeye çalışırız beraberce. Evet şimdi mesela az önce şunu söylemiştik. Bu veri setine bir boyut daha eklemek istiyorum ben. Mesela şu anda ben satışları gördüm. Mesela burada şunu da görmek istiyorum. Satışlar olarak karlı da aynı anda göreyim. Profit'te tuttunuz. Sales'in yanına koydunuz bakın. Tut taşıyorum yanına. Taşıdığınız zaman hemen bu grafiği şekillendirdi. Nasıl şekilde şey yaptı, boyutlandırdı. Solda artık sales ve sağda hemen altında profit var. Yani iki tane farklı şeyi durumu beraberce izleyebiliyorsunuz. Daha da ben farklı istiyorum olayı. Mesela şunu istiyorum. Aylık olarak bu değişimi ne diyelim segment bazlı görmek istiyorum. Bakalım neymiş. Segment aldım. Aylık değişim başına koydum. Bakın nasıl bir şey çıktı karşıma. Consumer, tüketici, corporate, kurumsal ve home office şeklindeki üç farklı segmentte satış ve profit miktarlarının aylık değişimlerini gören grafiği yani herhalde yaklaşık olarak bir 25-30 saniye içerisinde elde edebiliyorsunuz çok hızlı bir şekilde. Evet bu grafiklerin boyutlandırılması, grafiklere sunulan eklenmesi, çıkarılması bu şekilde yapıyor. Eğer mesela grafiğinizde, verinizde bir kategorik diyorum, özür dilerim, hiyerarşik durum söz konusu fakat bu hiyerarşi tablo tarafından sezilememiş yani yapılamamışsa siz bu hiyerarşi oluşturabilirsiniz. Mesela bakın şöyle bir durum var burada dikkat edersek sol tarafa değişkenlere.
Yukarıda ürün kategorisini gösteren bir değişken var. Ürün kategorisi, kategori değişkeni. Mesela bunu anlayabilmek için şöyle yapalım. Yeni bir sheet açayım burada. Kategori değişkenini buraya koyduğum zaman bakın 3 tane kategorimiz var. Furniture, Office Supply ve Teknoloji. Sub kategorimiz var. Sub kategoride ise elimizde ne varmış? Bir sürü çeşitimiz var. Ya aslında bunlar birbirinin hiyerarşik yapıda. Fakat bu hiyerarşi tam bu tarafından sezilmemiş. Şöyle yapabiliyorsunuz o zaman. Bakın alıyorsunuz sub kategoriyi. Kategorinin üzerine sürükleyip bırakıyorsunuz değişkenleri sol tarafa. Dikkat izleyin burayı. Bunu bıraktığınız zaman diyor ki hiyerarşi kurmak istiyorsunuz herhalde. Ne vereyim bu hiyerarşinin üzerine? Ben mesela diyorum ki product diyorum bu hiyerarşiye ve OK diyorum. Şu anda bakın product hiyerarşi altında üst hiyerarşik grup kategori, alt hiyerarşik grup kategori, sub kategori olarak koydu. Buradan mesela product name'i tutup bunun altına eklediğiniz zaman bu hiyerarşiye şu anda üçlü bir hiyerarşi elde ettiniz. Hocam niye yaptık üçlü hiyerarşi diye sorabilirsiniz. Şimdi az önceki işe geleceğim. Bakın product'ı bu sefer yukarı koyduğum zaman veya aşağıya diyelim ki mesela sales'ı koyduk. Bir çizim yaptı. Aynı tarihte olduğu gibi hiyerarşi oluşturduğunuz için hiyerarşinin içerisinde artı eksilerle çok hızlı bir şekilde gezebiliyorsunuz. Yani bu önemli bir özellik. Dediğim gibi bu tarz uygulamalar çok seri, bu özellikler çok kullanılan özellikler. Fakat şunu da söylememiz lazım. Şu anda biz grafiği tasarlama ekranındayız. Unutmayın yani bu son kullanıcı ekranında değiliz. Bu grafikleri tasarladıktan sonra son kullanıcı ekranında farklı noktalar gelecek elimize. Şimdi burada bunu da nasıl yapıldığını görmüş olduk. Şimdi biraz nasıl yapalım? Şunu unutmayalım. Şu an bakın bu gördüğümüz değerlerin hepsinin mesela sales'in başına sum ifadesi yazıyor. Gördünüz mü sol tarafta? Sum demek şu demek. Yani burada veri seti içerisinde neymiş mesela? Furniture üst kategorisinin altında bulunan bookcase alt kategorisindeki bütün satışların toplamını gösteriyor burada. Bir ortalamasını göstermiyor bize. Peki bizim için ortalama daha değerliyse, hani acaba ben ortalama karlılığı nedir? Bunu merak ediyorsam eğer, mesela diyelim ki şunu şuradan aldık, yerine profit'i gönderdik. Profit'e toplam verdi. Toplam profit bizim için mantıklı bir şey değil. Bakın üzerine gidip sağ taraf yapıp bunu neredeydi? Major sum'dan average çevirirseniz şu anda siz ortalama karlılığı yakalamış oldunuz. Ortalama karlılığı yakalamış oldunuz. Bakın şu anda mesela üzerine gidip dokunuzdan görüyorsunuz ki furniture kategorisinde bu alt kategorisinde ortalama 67.2 birimlik bir karlılık söz konusu. Bunu sadece ne yaptınız? Tekrar söylüyorum. Sağ tuş yapıp üzerine, tamam bir kere basın üzerine sağ tuştan sum'ı average çevirerek bunu yapabiliyorsunuz. Burada istediğiniz birçok şey için bunu çevirebilirsiniz. Mesela maksimum değerleri görmek istiyorsanız sadece maksimum değerleri veren şekilde çevirebilirsiniz. Bunu çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Örneğin mesela şu anda bir grafik elde ettik. Bu grafik de bizim çok kullandığımız güzel ve özel bir grafik. Bu grafiğin hangi veri setini kullandığı, çünkü bakın aynı veri setini kullanıyor, tamam. Arka tarafta bizim data source'ta kullandığımız veri setini kullanıyor. Onda bir sıkıntımız yok. Mesela şuna değil de bir sonrakine dönelim. Mesela şu veri setini data source'tan alıyor. Fakat bu tab grafiği özel. Arka tarafta sadece bu grafikte kullandığı veriler var. Bunlara nasıl ulaşabiliriz sorusu. Yani bakın üzerine gidip şurada mıydı? Yanlış bir şey yapmayayım şimdi. Hop çekil oradan. Şöyle bir yerde olması lazım. Şimdi bulamadım. Şöyle yapsak nasıl olacak acaba? Normalde burada görmem lazım ama şu anda onu göremiyorum çünkü üzerinde şeyi gösteriyor bana. Bir saniye şimdi. Bakın. Datanın üzerine gittiğiniz zaman, sağda solda datanın üzerine gittiğiniz zaman, view data'ya bastığınız zaman şu anda burada kullandığınız, sadece bu grafikte kullandığınız datayı görebiliyorsunuz. Bakın. Sol tarafta 3 boyutlu bir grafik. Hani 3 segment, aylık veri, aylık böyle profit ve sale verilerini almış sadece. İsterseniz bunu sadece export yaparak Excel'e alıp ondan sonra sadece burada çalışma işini yapabilirsiniz. Aslında sizin için bir veri filtreleme aracı olarak da çalışabilir tablo baştan bakarsanız. Evet şimdi mesela bunu yaptık. Bu elimizde olsun. Bunu biraz şöyle şey yapalım. Mesela sales'i iptal edelim. Sadece profit kalsın. Bu profit olan kısmını da biz kaydedelim. Nasıl kaydedelim? Bunun üzerine diyelim ki profit diyelim ve bu kayıtlı olarak yana kalsın.
Şimdi yeni bir grafik hazırlamaya çalışacağım. Yeni bir grafik hazırlarken, şimdi burada tablodaki en önemli tool'lardan bir tanesi olan Marx dediğimiz sol taraftaki araç çubuğunu kullanacağız. Burası da çünkü bizim için çok önemli bir kısım. Ve aslında tablonun güzel kısımlarından bir tanesi. Aslında bir önceki tabloda da yapabiliriz ama neyse. Şöyle yapalım. Mesela diyelim ki ülkeleri, region'la bağlı olarak toplam satış miktarlarını gösteren bir grafik çizmeye çalışalım. Showme'yi açalım. Bize bir grafik önerdi. Tamam, bu grafik yatay hoşumuza gitmedi. Deviriyoruz bakın. Nasıl deviriyoruz? Yukarıdan deviriyoruz. Zaten söylemiştik dersin başında. Devirdik ve karşımıza şöyle bir grafik geldi. Şimdi bakın bu grafiğe baktığımız zaman yine yukarı tarafta sum sales rakamını görüyoruz. Doğru mu? Şimdi mesela siz şunu şöyle yapabilirsiniz. Bunu mesela yine avaraj çevirelim biz. Çevirdik avaraja. Şu anda ortalama olarak Central Asya'da en yüksek karlılık oranına ulaştığımızda, satış miktarı oranına ulaştığımızı görebiliyoruz burada. Hatta buna bir boyut daha ekleyelim isterseniz. Diyelim ki profit boyutu da ekleyelim buraya. Profit de bekledik. Yani profit olayı da gördünüz ki aslında en yüksek satışları North Asya'da yapmamıza rağmen en yüksek karlılığı orta dediğimiz artık Central neyse Central Asya mıdır? Orada yaptığımızı görüyoruz. Şimdi şunu yapmaya çalışacağız. Ben mesela şunu yapıyorum. Şu ikincisi profit'i kaldırayım burada. Bu satışlarda bana en çok fayda sağlayanları görmek istiyorum. İkinci bir grafikte değil ama bu grafiğin üzerinde görmek istiyorum. Mesela en çok karlılık getirenleri. Nasıl yapabilirim? Bakın şöyle yapıyorsunuz. Profit'i bu sefer buraya bırakmak yerine, yani grafiğin içerisinde çizim alanını bırakmak yerine sol tarafta Marx'a gidip Color'a bırakıyoruz. Color'a bıraktığımız zaman şu an değişik bir şey yaptı. Çok anlaşılır bir şey yapmadı. Anlaşılır hale getirmek için Color düğmesine basıyorum sol tarafta. Basıyorum Color düğmesine. Ve Edit Color diyorum. Edit Color'da şunu görüyorum bakın. Bakın tekrar söylüyorum. Buna herhalde hızlı gitmiş olabiliriz. Şunu ne yaptım? Şöyle yaptım. Az önce şunu yapmıştım. Profit'i şuraya koymuştum. İki boyutlu bir grafik çizmişti. İkinci bir grafik daha çizmişti. Ben diyorum ki tek bir grafik üzerinde profit etkisini göreceğim. O yüzden profit'i oraya koymak yerine Color'ın üzerine taşıdım. Buraya ve bıraktım. Sonra Color'a basıyorum. Ve burada Edit Color yapıyorum. Edit Color'a geldim. Şunu istiyorum ben. Karlılığı iyi olanlar yeşil. Kötü olanlar ise ne diyelim kırmızı olacak şekilde düzeltme yapalım. Açıyorum burayı. Bakın burada şöyle bir şey var. Red Green Diverging demiş. Kırmızıdan yeşile doğru gidiş. Bu işimi görebilir. Apply dedim ve OK'ye bastım. Biraz işler karıştı. Sum Profit'e de geliyorum. Çünkü karlılık toplam karlılıktan ziyade avaraj karlılıktan daha rahat anlaşılır. Avaraj karlılığı yaptım. Şimdi ilginç bir grafik elde ettik. Bu grafik şimdi bize şunu gösteriyor aslında. Ne anlatması söyleyeyim. Buradaki gördüğünüz grafikteki değerler, yani şu değerler. Şu anda veride okuduğunuz üzere görüyorsunuz. Satış değerleri. 367.6'lık bir satış değeri var. Central Asya'da. Fakat bu grafikte mesela bakın örneğin bu satış değerlerine baktığımız zaman hangi değerler kırmızı? Bir dakika burada bir profit. Tamam sıkıntı yok. Şunu şey yapalım. Mesela en çok satışı Central'da yapmışız fakat en yüksek profit değerleri, ortalama profit değerleri Central Asia'da ulaşmış, North Asia'da ulaşmış. Hani burada nasıl bir şeyle karşılaşmış olduk? Şu an tek bir grafikte hem karlılığı hem satışı görmüş olduk. Peki şunu şöyle yapalım. Biz bir bölgeye bağlı olarak veya bir ülkeye bağlı olarak satışları görmek istiyorsak niye bir grafik seçelim ki? Bizim kullanacağımız grafik aslında harita grafiği olması lazım. Çok daha güzel bir grafik. Bakın şöyle yapıyorum. Country'yi seçtim. Satış miktarlarını görmek istiyorum. Sağ taraftan harita grafiği seçiyorum. Bastım harita grafiği. Biraz bekleyeceksin. İnternet, bu arada internet isteyecek şu an yaptığım işlem için. Harita grafiği için internete bağlanması lazım. Hadi onun yanındakini seçelim. Bakın şöyle değişik bir şey seçti karşımıza. Dünya haritası. Ülkelerin üzerinde bazı renklendirmeler var. İlginç renklendirmeler. Biz şunu şöyle değiştirebiliriz. Bakın aslında ben country ve something seçtim ama bu ikisini column ve row'a atmadı. Çünkü burada column ve row söz konusu değil. Ne yaptı column ve row'a? Paralel meridyen bilgilerini attı otomatik olarak tablo. Şimdi ben şunu yapıyorum. Bakın Sam Sales dediği color'a gittim. Bu color'u yine Red Kind Diverging'i getiriyorum. Apply dedim. Değişik yerler gördüm. Yine Sam Sales'den ziyade diyelim ki Average Sales'e göre bakalım. Şimdi şu bilgileri görmüş oldum. İlginç bir grafik yaptı bana. Bu grafik bakın sol tarafta bilgi veriyor. 44 ile 1119 arasındaki satış miktarlarına baktı. En yüksek mesela şurada gördüğünüz bazıları yeşil. Bazıları ise yeşil değil. Grafiğin içerisinde biraz gezelim. Biraz küçültelim şöyle.
Şimdi mesela grafiğin bir tarafına odaklanalım. Biraz yaklaşalım grafiğe. Neresiymiş burası? Bir bakalım beraberce. Çat'ta 659'luk bir avaraj ortalama satış miktarı var. Satıştan ziyade aslında bunu biz profit olarak görsek daha yararlı olabilir. Profit ekleyelim buraya. Bakın bunu da avarajı çevirdim tekrar. Şu anda baktığınız zaman şunu görüyorum. Dünyanın genelinde avaraj profit olarak yani ortalama satış olarak genelde yeşil ekranlar karşımıza kalmış. Ve bakın tablo şunu yaptı. Bu avaraj karlılığı anladı ve sağ taraftaki şeye bakarsanız onu da şuradan bakalım isterseniz. Kolora bakalım ve nasıl edit kolora yaptığına bakalım. -179'dan başlayıp +317'ye kadar karlılık oranları var, ortalama karlılık oranları. Bu karlılık oranlarını şöyle kırmızıdan yeşile geçilmiş. Elmas'ta bakarsak orta noktasını 0 olarak seçmiş. Aslında bakın bu 179 ile 320'nin orta noktası pozitif bir değerdir. 0 değil. Fakat bu karlılık olduğu için zarar ve kar olduğunu anlayarak tablo orta noktasını 0 seçmiş. 0'dan küçük olan değerleri kırmızı, ne kadar uzaksa o kadar kırmızı. 0'dan büyük değerleri yeşil, ne kadar uzaksa o kadar koyu yeşil şekilde bizim için yapıyor. Bak şurada mesela gördüğünüz üzere örneğin şurada Mauritania'nın yeşil değerini çok yeşil olduğunu görüyoruz. Türkiye ise kırmızı durumda. Çünkü -71.4'lük bir ortalama zarar söz konusu Türkiye'de. Bunu da buradan görmüş olduk. Şimdi bakın şöyle bir bilgi bastı üzerine gitti ve bilgi veriyor bize. Ne bilgisi verdi? Türkiye ve avaraj karlılık bilgisi verdi. Şimdi Marx kısmında bir güzel şey daha göstereceğim size. Siz buraya isterseniz ekstra başka bilgileri de çok kolay bir şekilde ekleyebilirsiniz. Yapmanız gereken işlem sadece şu bakın. Mesela diyorsunuz ki sadece karı göstermesin, sales de göstersin. Sales'i aldım, tuttum ve detay ekranın üzerine bıraktım. Detaya. Evet arkadaşlar, o da şu, onu hızlı yaptım. Ben kusura bakmayın, bazen biraz hızlı gidiyorum. İki türlü grafik var Xiaomi'de. Sol taraftaki grafik, yani bize turuncu önerdiği grafikte farklı bir grafik çiziyor bizim için. İçerisinde yuvarlak, küçükten büyüye noktalar çizilen bir grafik. Biz onun yerine bölge alan tarama şekli olan bir sağdakini seçiyoruz. Yani şunu seçmemiz lazım. Bunu seçerseniz doğruyu yaparsınız. Hani bunu seçerseniz bakalım nasıl bir şey çıkacak. Gördüğünüz gibi böyle bir şey yapıyor. Sağ taraftakini seçerseniz ise bizim çizdiğimiz tarz bir grafik çiziyor. Şimdi biz şunu merak ediyoruz. Türkiye'nin acaba bu ayrıntı bilgilerine ne ekleyebilirim? Bakın sales ekledim. Az önce sales taşıdım oraya. Bakın sales de geldi. Başka ne gelebilir? Shipping cost gelsin. Başka ne gelebilir? Quantity gelsin. Bakın tutuyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Nereye bırakıyorsunuz? Detaylı bırakıyorsunuz. Detaya bıraktığınız zaman herhangi bir veri seti üzerine gittiğiniz zaman o veri setiyle ilgili detay bilgilerini üzerinden hızlı bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Peki. Hocam ya bu güzel de İngilizce yazdı burada hepsini. Acaba ben bu kısmı değiştirebilir miyim? Hani bu içerisinde oynayabilir miyim? Elbette oynayabilirsiniz. Bunu yapmak da gerçekten çok kolay. Yapmanız gereken şey şu. Buradayken veri setiniz sağ tuşunu burada mıydı bakayım? Yok, şuradan yapalım. Tooltip ekranına geldiniz. Tooltip'e bastığınız zaman o sağ ekranda yani bize bir ana bilgi ekranı nasıl tasarlandığını görüyorsunuz burada. Bakın mesela country ismini kendi oluşmuş değişken isminden. İsterseniz siz buna Türkçe olarak bir ülke ismi olarak ülke olarak değiştirirseniz oraya öyle aktaracaktır. Ya da ortalama kar. Böyle yaptığınız zaman sadece iki tane yapalım görelim. Bakın Türkçe'ye çevirdiniz. Bunu yapmak çok kolay. Hatta isterseniz burada ilginç cümlelerde cümle şeklinde bir ifade edebilirsiniz. Bakın tooltip ekranına gittim ve şunu yaptım. Dedim ki de böyle bir tane de şey atalım. Ortalama kar diyorum buradan olarak hesaplanmıştır. Ayrıca toplam satış miktarı ise çift nedir diyelim mesela. Hatta şunu yaptım. Bunları böyle biraz vurgulayalım, biraz büyütelim. 12'ye çektim, volt yaptım. Bunu da biraz böyle 12 volt oldum. Hadi OK'ye basalım. Sonra nasıl bir şey çıktı bakalım. Ne yaptı şu anda?
Yani sizin cümle olarak eğer böyle bir şey talep ederseniz, mesela şöyle bir şey talep edebilirsiniz. Üzerine gittiğiniz zaman, çünkü veri setleri mesela buradaki veriler kolay ama her veriler kolay değildir. Bazılarının karşı tarafa düzgün şekilde anlatılması lazım. Buraya istediğiniz gibi açıklamayı veri setlerindeki verileri kullanarak her bir ülke için farklı olacak şekilde otomatik olarak hazırlayabiliyorsunuz. Sanki Word'ün adres mektup birleştirme özelliği gibi. Çok hızlı bir şekilde burada yapabiliyoruz. Şimdi peki şuna gelelim. İyi güzel hoş da ben filtrelemek istiyorum. Kafasına göre her şeyi bana göstermesin. Sadece belli şeyleri göstersin. Burada filtreme yapıyorsunuz ama ben daha böyle eski stil ne diyelim sağ tarafta olsun seçeyim. Bunu yapmak da oldukça kolay. Bunu yapmak için de şöyle bir şey yapacaksınız. Mesela burada da şuna gidelim. Bana dedim ki ne grafiği olsun. Burada ülke. Harita diyelim bana. Harita grafiği kalsın. Daha sonra onunla birleştirmek için kullanacağız. Önceki profit ekranına gelelim. Profit sheet'ine. Bakın böyle bir sheet'imiz var dedim. Bu çok güzel değilmiş. O zaman şöyle bir şey yapalım. Yine bir sheet oluşturalım. Bu sheet'te şöyle bir şey yapalım. Region ve ne diyelim discount ve shipping cost değerlerini beraber gösteren bir grafik olsun. Grafiği seçtik. Yine devirelim. Elimizde şöyle bir şey geldi. Ülkeleri bölgelere göre, yani ülkelerin bulunduğu bölgelere göre taşıma maliyeti ve discount yani indirimin miktarını gösteren bir grafiği şu anda çizdik. Ben şunu merak ediyorum. Hani 2012 verilerimiz şeyler neydi bakalım. DataSource'dan yıllarımız 2012 ile 2016 arasında. 2012'den 2016 arasında bu değişim nasıl olduğunu görmek istiyorum ben. Bunu yapmak için şöyle yapıyorsun bakın. Order date'i tuttuk. Filtre taştık. Bir dakika filtre var dikkatinizi çektiyse. Filtre bastık. Size diyor ki neyle filtreleyeceksin? Hani order date geniş kapsamlı hiyerarşik bir değişken. Hani bunu neyle filtreleyeceksin? Mesela ben diyorum ki yıl bazlı filtre diyeyim. Next dedim. Hangi filtreleri göstereyim baştan? Hepsini göster. Apply'a bastım, OK'ye bastım. Hocam bir şey olmadı. Burada tablonun niye yaptığını anlamadığım bir özellik geliyor karşıma. Yıllardır merak ediyorum. Bir türlü düzeltilmiyor. Herhalde böyle bir şey geldiği için düzeltilmiyor. Filtre ekledikten sonra filtreyi sağ tarafta görülebilir hale çevirmemiz gerekiyor. Yani üzerine gidiyorsunuz filtre ekledi. Şuraya bakın. Üzerine gidiyorsunuz ve Show Filter diyorsunuz sağ tarafa. Show Filter dediğiniz zaman sağ taraf filtreyi bizim için ekliyor. Siz burada isterseniz bu filtreyi artık kullanabilirsiniz. Örneğin mesela kolu kaldırdınız. Sadece 2012 verisini görüyorsunuz. 2012-2013 beraber, 2014 beraber sadece 2014 verisini görmek istediniz veya tamamını görmek istediniz. Bunları hızlı bir şekilde burada görebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Filtrelemek için bu değişkeni filtre atadığınız zaman o değişkenden sonra mutlaka Show Filter seçeneğiyle sağ tarafa filtrenin gelmesini sağlamanız gerekiyor. Aksi takdirde maalesef olmayacaktır yani. Şimdi bu filtrelerin sadece böyle filtreler yoktur. Nasıl farklı türleri var ona bakalım. Filtre üzerine gittiğimiz zaman bakın sağ üst tarafta bir tane küçük bir düğme var. Bu düğmeye bastığımız zaman karşımıza nasıl bir filtre türü isteyebileceğimiz çıkıyor. Mesela örneğin şöyle yapalım. Ne var burada? Slider diyelim. Bakın slider dediğimiz zaman karşımıza filtre değişirdi. All dedi şu anda. Altına eminim iki tane ok getirdi. Bu oklar her bir sayfada başka bir grafik filtresi şeyi varmış gibi sağ sol yaparak yıllar arasında gezmemizi bizim için sağlıyor. Görüyorsunuz burada. Çok hızlı bir şekilde dönebiliyorsunuz. Ben yıl yaptım. Sadece yıl yapmak zorunda değilsiniz. Mesela diyelim ki ürün kategorisi bazlı görmek istiyorsunuz. Ürün kategorisini aldınız. Filtre getirdiniz. All dedik. OK dedik. Ürün kategori yine Show Filter dediniz. Bakın ürün kategorisi de buraya geldi yukarı. Bunu dediniz ki bunu da örneğin mesela single value list değil de drop down liste çevireyim. Bakın buradan seçerek diyorsunuz ki Office Suppliers'ın 2011 yılı verisini görmek istiyorum dediğiniz zaman bunu çok hızlı bir şekilde bu şekilde elde edebiliyorsunuz. Şimdi mesela birazdan dashboard'da bunları aktardığımız zaman şunu da göreceksiniz. Mesela İspanya yılı İspanya'da 2012 yılında Office Suppliers içerisindeki maksimum satılan ürün nedir gibi böyle hani çok spesifik bir soruyu sadece 2-3 tık düğmeye tıklayarak ne kadar hızlı bir şekilde ulaşabildiğimizi birazdan hani biraz demeyelim de bir 45 dakika sonra falan aşağı yukarı görebileceğiz. Peki başka nasıl grafik şeylere elde edilebilir? Mesela bakın şuna gidelim haritaya. Haritaya biz şöyle bir şey yapalım. Title niye buraya almış?
Değişik aksiyonlar var burada. Şu title kaldırayım şuradan. Bakın şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Profit'i filtre ekledim. Değişik bir şey yaptım. Az önceki yıl eklemiştim. Şimdi profit ekliyorum. Diyorum ki average profit'e göre filtre yapayım. Değişik filtreme geldi karşımıza. Apply diyelim. Buna geldiğine bakalım. Okey deyip show filter diyelim. Şimdi bakın burada şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman örneğin mesela 150'den fazla karlılık olan ülkeleri bana göster dediğiniz zaman bu karlılık değerlerini gösterebiliyor. Burada benim de uzun süredir halledemediğim noktaların bir tanesi de şu. Mesela burada color'u değiştirmemesi lazım. Ama color'u da değiştirdi şu anda. Color'ın renklendirmeyi. Eski renklendirmeyi filtre yapması lazım. Ama geçen sene de bununla biraz uğraşmıştım. Hani tam olarak nasıl yapıldığını da çözemedim bunu ama çok zor olmasa gerek. Tekrar ona bakarız. Fakat gördüğünüz gibi bir slider'la istediğiniz değerler arasındaki ülkeleri çok seri bir şekilde görme şansı yakalıyorsunuz. Örneğin mesela ben sadece pozitif olan ülkeleri görmek istiyorum dediğiniz zaman sıfırdan büyük olan ülkeler diye bir slider oluşturduğunuz zaman size sıfırdan büyük olan ülkeleri slider üzerinde net bir şekilde vermiş oluyor. Bakalım kolora gidelim. Yani bunu yapabiliyormuşuz. Yani. Şunu sıfır yapalım. Şöyle yapalım. Pardon. Bakın şöyle yaptığımız zaman color'a geldik. Edit color'a bastık. Advanced'a bastık. Start'ı ve end'i center'ı sabit hale getirdik. Ondan sonra isterseniz şimdi daraltın. Onlar az önceki renklendirmeleri değiştirmeyecektir. Renk değişimi olması için negatiften pozitife doğru bir slider kaydırmanız lazım. Eğer negatifte kalırsa renk değişimi yapmaz hiçbir şekilde. Pozitife doğru kaydırırsanız yani bütün değerler pozitif seçerseniz renk değişimi yapabilir. Bunu engellemenin yöntemi de az önce gösterdiğim şey. Color'a seçtiğiniz zaman Advanced'a gelip bunları sabit hale getirdiğiniz zaman Start, Add ve Center'ı tıkladığınız zaman artık ne yaparsanız yapın bunu değiştirmeyecektir. Ama dinamik olmasını istiyorsanız yani ben bir filtre koyduğum zaman filtreye bağlı olarak dinamik olarak kırmızıdan yeşile göre değişim gösterse diyorsanız buradaki Start, Add ve Center'ı işaretlemeyeceksiniz. Onu tablo kendisi her bir değerde hesaplama yapmış olacak. Şimdi bu da başka bir filtreleme şekli. Bakalım unuttuğunuz filtreleme şekli var mı başka? Mesela siz şeyi görmek istiyorsunuz acaba. En yüksek 10 değer, en düşük 10 değer veya en çok ürün satılan ürünler falan gibi böyle belli değerleri görmek istiyorsanız bunları da yapabiliyorsunuz. Bunu yapmak için kullanacağımız yöntem ise şu. Yine mesela neye göre yapalım bunu? Bunu da şurada yapalım. Sheet 3'te. Burası olmadı. Yine bir tane sheet oluşturalım. Şöyle product name'e bağlı olarak name kodunu koyalım. Zaten product name ve ne diyelim? Profit'te çizim yapalım. Yaptık çizimimizi. Karşımıza şöyle bir şey geldi. Profit'i average çevirdim. Devirmeye gerek var mı? Pardon yanlış bir şey bastım, özür dilerim. Devirmeye gerek yokmuş, böyle daha iyi. Ben şunu merak ediyorum, bana en çok karlılık getiren 10 tane müşteriyi bulalım. Sadece 10 müşteri, çünkü bakın burada belki 300-500 tane, 1000 tane müşteri var, tam rakam bilmiyorum. Bunlar müşteri mi? Hayır, product var. Hangi ürün bana acaba daha çok karlılık getiriyor? Bu 10 ürünü görmek istiyorum. Bunu görmek istiyorsam şunu yapacağım. Bakın karlılık şeyini aldım ve filtreye attım. Diyelim ki avaraj karlılığa bakayım. Avaraj karlılık olarak bakayım. Next'e bastım. Burada şöyle bir filtre var bakın. Bunun dışında neredeydi o? Evet, her an hatırlayabilirim. Bir dakika, bir daha geriden gelelim. Profit filtreye koyduk. Avaraj next. Tamam, şu filtreyi yapalım. Sonra edit filtre yaparız tekrar. Edit filtre yapalım. Yani
Biraz paslandı bu şey sürecinde belli oldu. Şöyle olmuyorsa tamam. Şimdi normalde filtrelemede wildcard diye bir şey çıkması lazım ama acaba bundan mı çıkmıyor? Şöyle yapalım o zaman. Clear filtre diyelim. Burada şöyle yapalım, özür dilerim. Filtrelemeyi ne yapalım mesela? Yıla göre mi yapsak? Evet, yıla göre yapalım. Pardon. Order date'e göre yapalım. Yıla göre filtreleme yaptık. Ondan sonra bakın burada condition kısım var. Hani neye göre filtreleme koymak istiyorsunuz? Hani burada all'u seçtikten sonra condition kısmında mesela şunu yapabilirsiniz. Ya top Top field hangi field? Top 10 olsun. En yüksek derecedeki 10. Profit average'a göre en yüksek 10 değeri göster bize. Apply dediğim zaman show filter dediğim zaman nasıl bir şey yapacak? Şu anda bunu yok. Bu değil. Bununla değil. Ama hatırlamaya çalışacağız inşallah. Şu anda bunu çıkaramadık artık. Dediğim gibi biraz bizi bu arasında anladığım kadarıyla şey yaptı. Çünkü şu anda mesela ben Tableau 2019'da çalışırken burada bir wildcard simgesi vardı. Şu anda bulamıyorum. Herhalde 2020 ile beraber Tableau'da bu kısmı değiştirdiler diye tahmin ediyorum. Normalde böyle beklediğimiz zaman hemen burada bir wildcard kısmı gelmesi lazım. Ben bu wildcard kısmını göremedim. Artık orası da bir ara verdikten sonra da bakarım ne olmazsa. Hatta şöyle yapalım. 10.55 olmuş saat. Bu filtreleme kısmını biraz tekrar bir daha baştan bir kez daha yaparız bu filtreleme kısmını. Şöyle 5-6 dakika, çok uzun değil. Kısa bir ara vereyim ben. Şöyle boğazımı toparlasın biraz. Siz de arada bu yaptıklarımıza tablo içerisinde bakarsınız. 5-6 dakikalık aradan sonra bir aksilik çıkmazsa bu grafiklerimizi hazırlamaya devam edeceğiz. Ondan sonra bütün bu grafikleri nasıl birlikte filtreleyebiliriz, nasıl birlikte ekleyebiliriz bunu devam edeceğiz. Ben şimdi burada yine tablonun başına bakmaya devam ediyorum ama bir süre konuşmayacağım. Sizden sadece yani ben de işte bu yaptığım şeyleri bir kontrol edeceğim. Yani eksik var mı, hata var mı? Siz de orada 5 dakika dinlemiş olursunuz. 11 gibi tekrar başlarız. Tamam. Saat 11 arkadaşlar. Gecikmeyelim.
Neyse, buralardaysanız devam edelim. Çok da fazla ara vermeyelim isterseniz. Çünkü gelişmeyebilir. Şunu kaldıralım önce buradan. Az önce yapmaya çalıştığımız şeyi tekrar yapalım. Yani şunu merak ediyorum ben. Product name'in profitle çizimini yapacağım. Yani her bir ürünün ne kadar bize profit sağladığını görüyorum. Sum değil de average olmasını istiyorum. Her bir ürün bize ortalama ne kadar average şey göstermiş. Çok fazla verim var elimizde. Ben şunu merak ediyorum. Bana en çok karlılık getiren ilk 10 ürün veya bana 200 liradan daha fazla karlılık, 200 liradan daha fazla karlılık getiren ürünler gibi özel filtreler kullanmak istiyorum. O zaman şunu yapacaksınız. Product name'i filtreye atıyoruz sağ üst tarafa. Bakın attığımız zaman karşımıza böyle bir bilgi geldi. Bu sefer yapmak istediğimiz şey şu. Wildcard değil, topa gidiyoruz az önce söylediğimiz yere. By field diyor. Hangi field'a göre sıralama yapayım ben, seçim yapayım. Profit ve average'a göre seçim yapsın diye seçtim. Bakın burada diğer ürünlere seçebilirsiniz, diğer değişkenlere seçebilirsiniz. En yüksek ürün satışı yaptığımız, yani ortalama karlılık elde ettiğimiz 20 kişi buraya ekleyelim. Apply dedik. Gördüğünüz zaman şunu görmüş oldunuz. Aslında 20 kişi değil, özür dilerim. 20 ürün. Burada şu anda bu firma için en çok kar elde ettiği, ortalama kar elde ettiği 20 tane ürünü burada görmüş oluyorsunuz. Bunları sıralamak isterseniz de yapmak istediğiniz şey sadece yukarıdaki sıralama tuşuna basmak tepede. Ve şu anda siz ilk 10 ürünü burada sıralı bir şekilde görmüş oldunuz. Açık ara en karlı ürün Canon Magic Class 2200 neyse artık bu ürün. Peki şöyle bir şey yapabilir miyiz acaba? En yüksek karlılık getiren 20 ürün değil de karlılığı diyelim ki mesela 300 üzerinde olan bütün ürünleri görmek istiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu yapmanın yöntemi de şöyle. Bakın geliyorum edit filtre. Az önceki filtremizi iptal edelim, condition filtresini. Top filtresini iptal ettik. Condition'a geldik. Condition bize diyor ki nasıl bir condition yazacaksın? Ben diyorum ki ortalama profit average, ortalama karlılığı büyük olan, hatta büyük eşit diyelim, büyük eşit olan ne olsun mesela 350 olan ürünleri bana göster. Yani ortalama karlılığı 350'den daha yüksek olan ürünleri göster. Apply bastığım zaman bakın değerleri görürsünüz zaten burada. Şu aşağıdaki değerlere bakarsanız 300'ün üzerindeki, sadece 300'ün ürünleri benim için sıralamış oldu. Yani bu ürünler çok fazla. Mesela diyelim ki bakın burada alt değer kaç? 470. 500 üstündeki ürünleri görmek isterseniz show edit filtre, edit filtre geldim. Burada kondisyonu 500 yaparak sadece 500'den daha fazla kazandıran ürünleri görmüş oluyorum burada. Bakın kondisyonu da sağ taraftaki filtrede yazmış oluyor. Şöyle filtre de kullanabilirsiniz. Hani bu Excel filtresi gibidir. Yani belli ürün içerisinde belli isim geçen ürünleri alayım. Mesela Canon ürünlerini sadece görmek istiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu yapmanın yöntemi de şöyle. Şunu bir silelim buradan. Yine product name buraya aldım. Bu sefer wildcard'a gidiyorum. İçerisinde Canon geçenleri arayacağım. Şöyle bir şey yapabilirim. Canon yazdım. Apply dedim. Ve sadece Canon ismi geçen Canon markaları satış yaptığımız ürünleri bize gösteriyor. Hatta bunun üzerine şöyle bir şey yapabilirsiniz. Aynı edit filtre gittim. Dedim ki Canon markalı ürünler gelsin. Evet, kondisyon da average profiti küçük eşit sıfır olan ürünleri bulayım. Yani Canon markalı zarar ettiğim ürünleri göreyim. Evet, şu anda Canon markalı zarar ettiğim ürünleri görmüş oldum. Bunlar alt filtreleme seçenekleri. Yani bunlar grafik içerisinde çok işe yarıyor. Top filtresini tekrar göstereyim. Tamam, onu da şöyle yapalım. Product name'i veya ürün müşteri rehimi dolayı ben product name'ini yapayım. Hatta şöyle yapalım, bu sefer değişik bir yerde gösterelim. Farklı aynı şeyi göstermiş olalım. En çok karlılık gösteren müşterileri görmek istiyorum ben. Bakın şu product name'i şuradan alalım ve custom name'i buraya aktaralım. Average karlılığı görüyorum. Her bir müşterinin bana sağladığı average karlılığı gösteriyor burada. Bayağı bir müşteri varmış. Ben en çok karlılık elde ettiğim müşterileri görmek istiyorum. Custom name'i aldım, filtre atadım. Filtre atadıktan sonra top kısmına geliyorum ve by field seçiyorum. Bir alanda filtreleme yap bu aslında demek bu. Hangi alanda filtreleme yapacağım? Ortalama karlılık alanında filtreleme yapacağım. Bana en çok karlılık gösteren diyelim ki mesela 15 müşteriyi gösterdi. Şu anda sadece
15 kişi var burada. Bu 15 kişiyi yukarıdan aşağı sıralamak isterseniz de yukarı taraftaki sıralama düğmesine bakın tepede. Bastığınız zaman şu anda yukarıdan aşağı en çok karlılık gösteren ve bize sağlayan 15 kişiyi görmüş oluyoruz. Burada şöyle bir şey diyebilirsiniz. Hani tekrar etmek adına söylüyorum. Edit filter diyelim. Toku iptal ederim. Kondisyon yazalım. Bana işte diyelim ki %50'den daha fazla kar getiren, 50 birimden daha fazla kar getirenleri göster. Büyük eşit 50. Nerede? Bakın profitte, average, ortalama karda 50'den yüksek olanları göster. Basıyorum ve ortalama karda 50'den yüksek olan bütün müşterileri burada bizim için göstermiş oldum. Ama şunu da diyebilirsiniz. Ortalama karlılığı 50'den yüksek olan A harfiyle başlayan müşteriler. Müşteri ismi ya, bu A harfiyle olabilir. Geldim, wildcard'a geldim. Start with A dediğim zaman apply'a bastığım zaman sadece A harfiyle başlayan ortalama karlılığı 50 birimin üzerinde olan bütün müşterileri burada sıralamış oluyorum. Bu advanced filtreleme seçenekleri de bu şekilde çalışıyor. Şimdi biraz daha şeye dönelim. Bunu kullanmıyorum, bu önemli değil. Şurada. Burada birkaç taneden işlemi nasıl yapabildiğimize bakalım. Örneğin bakın burada color anlattık size. Color'ın nasıl renklendirme yaptığını gördünüz. Herhangi bir şeyle renklendirme yapmak istediğiniz zaman. Mesela bakın şu anda örneğin her bir region'ın rengini vermek istiyorsanız region'ın tanıyı atıp color attığınız zaman her bir region farklı renkte ve bu renklerin de sağ tarafta göründüğünü görüyorsunuz. Bunlar tamamen size kalmış bir şey. Bu renkleri değiştirmek istediğiniz zaman da color'a basıyorsunuz. Edit color'dan hangi region, hangi renk olsun buna seçebilirsiniz. Tamam. Daha sonra devam edelim. Şimdi mesela bunu istemedik. Biz DZ'yi geri aldım. Burada bakın size diye bir kısım daha var. Nedir bu size? Size dediğimiz şey şu. Bakın şu grafikte şu anda kullanılan örneğin şeyler var. Mesela başka bir grafik size burada göstereyim. Bunun nedir bu? Bu grafiğe de sütun grafiği diyelim, böyle kalsın. Başka bir grafik çizelim. Mesela şöyle bir grafik çizelim. Discount'ı çizelim. Discount'ı ise ürün alt kategorisi bazlı discount çizmeye çalışıyorum. Show me'yi gösterdik. Bu sefer ben şöyle bir şey seçtim. Hangi alt kategoride discount oranı daha yüksek burada görmüş oluyorum. Şimdi bakın bu grafiğe göre en yüksek discount oranı neredeymiş? Binders dediğimiz alt kategori. Fakat bu grafiği biraz daha anlaşılabilir yapmak için bu grafiğin altındaki bu şeye, bu binders'ın yani discount oranını gösterirse çok iyi olur. Peki bunu nasıl yapacağız? Oldukça kolay. Label seçeneğine geliyorsunuz ve bu subkategorinin dışında bir discount'u label seçeneğine aktarıyorsunuz. Bakın discount'a label seçeneğine aktardığınız zaman baştan, bunun baştan alayım sadece bu grafiği mi? Tamam, hemen siliyorum. Bakın dedim ki ben sub kategori bazlı yani alt ürün alt kategorisi bazlı indirim oranları merak ediyorum. Bunun için de Xiaomi'den bana farklı bir grafik seçmesini istedim. Kare grafiği seçtim. Burada şunu görmüş oldum ben şu anda. Her bir ürün alt kategorisi bazında bu üst kategorilerine bağımsız olarak her bir ürün alt kategorisi bazında hangi ne kadar bir indirim oranı olmuş. Mesela örneğin Binders'da çok ciddi bir indirim oranı karşılaşmış. Appliance'da bu indirim oranı daha düşük çıkmış. Fakat bu discountları sum olduğu için mesela bunları average yaparsak, ortalama indirime bakarsak belki farklı bir şey çıkabilir. Onları da average çevirelim. Mesela bakın tables'ta 0.29 yani %29'luk bir indirim oranı söz konusu. En iyi indirim oranı masalar yakalamış. En düşük indirim oranı ise yaklaşık %11 ile paper dediğimiz kağıtlar yakalamış bu alanda. Şimdi yapmak istediğim şey şu. Bu indirim oranlarını böyle tek tek üzerinden gezerek görmek istemiyorum ben. Bu indirim oranlarını da yazalım. Nasıl yapacaksınız? İndirim oranını alacaksınız. Quantity'yi label'ın üzerine atacaksınız. Sürükle bırak. Atadım label'ın üzerine. Bakın bütün rakamlar geldi şu anda. Şimdi bakın burada bunlar geldi. Biraz daha büyütmek isteyebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Bunu yapmanın yöntemi de şu. Formatı açıyoruz. Format da burada. Galiba şu muydu? Deneyelim bakalım. Olabilir. Formatın içerisinde, şu an timin ama formatın içerisinde bu rakamları büyütebiliyorsunuz. Şu anda onu çok şey yapmak istemedim. Veya şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bakın daha farklı bir şey söyleyelim. Bu şey var ya, nereye büyütmüşüz neyse.
Bu 3083 2199 hani bu rakamlara bağlı olarak sayısal kantiteyi şey yapmamız lazım bunu konuşuyoruz. Bu rakamlara bağlı olarak madde mi koymuşuz buraya? Herhalde yani onu fark etmemişiz. Üzerine bir şey koymamız lazım. Discount koyacağız. TXD'ye tamam. Discount da avaraja çevireceğiz. Tamam. Şimdi şunu merak ediyorum. Bu discountlara bağlı olarak acaba size'lar değişebilir mi? Discountlar nerede? Zaten size'ı koymuşuz buraya. Tamam, ona göre değişim yapmayacağız. Bakın bu size'ı buna göre. Mesela şuradaki gördüğünüz şeyin alanı. Arkadaşlar şu formatı bir kaldırayım da onu az önce bir hata yaptık. Neresi? Şu muydu? Şunu da çevirelim. Evet. Bu dikdörtgenin alanı %29'a göre belirlenmiş. Bu dikdörtgenin alanı ise %15'e göre belirlenmiş. Tamam. Bunları böyle görebiliyorsunuz. Bakın burada şöyle ilginç bir şey yapabilirsiniz. Hani bu grafiği değiştirmek için. Burada TXT'ye çevirdiğiniz zaman ve discount'ı sildiğiniz zaman neye benzedi arkadaşlar? Hani bugün ürün sayımız çok fazla değil ama burada gördüğünüz üzere bir ne diyelim mini bir kelime bulutu çizmiş olduk. Bakın nasıl yaptık tekrar söylüyorum. Şu anda bu çizimi yapmıştık. Bu çizimi nasıl yapmıştık? Zaten sol tarafta yapıştırmadan görüyorsunuz nasıl yaptığımızı. Şimdi ben bunu bir nevi bir kelime bulutuna çevirmek istiyorum. Kelime bulutuna çevirirken yaptığınız işlem şöyle. Geliyorsunuz buradan. Yukarıdan otomatik yazmış Marks kısmında. Bu otomatiği gelip tekste çeviriyorsunuz. Ondan sonra da discount'un rakamları yazmasın. Sadece isimler kalsın deyip discount'ta atıyorsunuz. Şu anda bir kelime bulutu bizim için ayarlamış oldu. Ben şunu da yapabilirim. Bir renklendirme yapacağım. Renklendirmeyi şöyle yapacağım. Ürün kategorilerine göre renklendireceğim. Şu anda 3 farklı ürün kategorim var. Maviler, turuncular ve kırmızılar. Ve table, yani yazıların büyüklüğüne bağlı olarak da o ürün kategorilerinde ne kadar bir discount kullandığımı görüyorum. Karlılık için yapabilirsiniz bunu. Örneğin mesela karlı aldım discount yerine. Bunu avaraja yapalım. Şu anda gördüğünüz şey şu. Ortalama karlılık bakımından en kötü durumdaki tables. Yani siz şu an çok zor görüyorsunuz ama bakın burada eksik almış. Fakat copiers alanında çok ciddi bir kazanç elde etmiş 116. Burada bunu görebilirsiniz. İsterseniz şunu da yapabilirsiniz. Bakın. Sub kategori yerine buraya. Tabii şimdi şey yapınca biraz sürecek. Bir saniye bekleyin arkadaşlar. Hiç yapmak istemediğim bir şeye bastım. Bu bilgisayarın yavaşlığından herhalde çok kısa bir sürede olsa biraz bekleyeceğiz. Şu anda çünkü şunu yapmaya çalışıyor. Bütün product main'lerinden bir tane şey yazılmaya çalışıyor. Kelime bulut hazırlamaya çalışıyor. Tabii biraz kaslı bilgisayar. Bilgisayar okulda çalıştık, okulda yaptığım için maalesef biraz gücü yetmiyor bu işe. Hafif bekleyelim. Şimdi biter birazdan. Tam yapmış galiba. Şimdi şöyle yapalım. Neyse, anlaştım. Biraz beklemek durumundayız. Bu arada sormak istediğiniz bir şey varsa sağ taraftan sorun. Bu zatenleri beklerken bilgisayarı size yardımcı olmaya çalışayım. Tablo ile ilgili söylediğim gibi aslında tablo ile ilgili çok güzel kurslarımız da var. Mesela Udemy üzerinden çeşitli eğiticilerin verdiği güzel kurslar var ama benim şahsi fikrim eğer İngilizceniz varsa, İngilizceniz eğer belli bir seviyede var ve güveniyorsanız mutlaka şey yapın. Hani ne yapın? Tablonun learning kısmına katılın. Evet, burada şimdi kendince bir tane kelime bulutu hazırlamaya çalıştı ama bu kelime bulutu gördüğünüz gibi çok da okunabilir bir kelime bulutu değil. O yüzden de iptal edeceğiz. Çocuğumuzu yapalım. Kendimize gelelim. Şimdi bunu eski haline çevirelim. TXT'den tekrar otomatik alalım. Bak şu an ürün bazlı olarak average profit'e göre sıraladık. Her 3 ürün grubu için average profit'e göre değerleri gördük. Bu average profit'i label'a atayarak taşıyalım. Ve değerleri görmüş oldunuz.
Dersin başında ben açıklamıştım, herhalde dersin başına geç kaldınız. Eğer üniversite öğrencisiyseniz tablo kullanabileceğiniz bir ders, yani iş zekası, veri madenciliği tarzı bir dersi göstererek tablodan bir yıllık öğrenciye özel ücretsiz deneme sürümü isteyebiliyorsunuz, ücretsiz sürüm isteyebiliyorsunuz. Tam bu sürümü bir yıl boyunca kullanabiliyorsunuz. Bir yıl sonunda eğer hala öğrenciniz devam ediyorsa yine tekrar isteyerek devam edebilirsiniz. Hani bunun dışında 15 günlük deneme sürem bittikten sonra bu sürümü bir daha kullanamazsınız. Yeni sürüm geldiği zaman, mesela biz şu anda 2023'teyiz. 2024 sürümü geldiği zaman bir 15 gün daha kullanmanıza müsaade edecektir. Ama 2023'ü ancak 14 gün kullanacaksınız. Ondan sonra kullanım süreniz tamamlanacak. Sadece kullanma şekliniz, az önce söylediğim gibi, akademik lisans talep ederek yapabilirsiniz. Evet, buna da kareler diyelim. Başka bir şeyler kaldım, atlamaya çalışıyorum anlatacağımız. Rengi anlattık, detaylı anlattık, tool tipi gösterdik. Yani şunu da yapabilirsiniz, bakın bir şey daha göstereyim, tabi yapabileceğiniz bir şey. Mesela burada bakın çok yüksek olan Central regionunda bu yükseklikle ilgili bir açıklama eklemek istiyorsunuz. Burada gelip de annotate ve mark dediğiniz zaman istediğiniz açıklamayı burada, istediğiniz veri değerleriyle beraber yaptığınız zaman o açıklama bu ekranın o tarafına yerleşecektir. Nasıl olacak mesela? Diyelim ki şöyle bir açıklama yapalım. Bölgesindeki en yüksek indirim oranı olan değeri görülmüştür. Şimdi silelim şuradan. Bunu böyle yaptığınız zaman bakın bu bilgiyi sizin yazdığınız şekliyle ve verileri güncelleyecek şekilde buraya koymuş oldu. Yani Central bölgesinde en yüksek indirim oranları olan 166 değeri görülmüştür diye bir açıklamayı nasıl ekledik? Herhangi bir açıklama üzerine gidip annotate'den mark, yani bölge noktasını ekleyerek bunu gerçekleştirmiş olduk. Açıklama ekledikten sonra size tool tipi yazdık. Evet. Aslında buradaki temel olarak anlatacağımız şeyler burada tamamlamış oldu bu ekranda. Şimdi yapmamız gereken mesele şu. Birden fazla grafiği tek bir ekranda nasıl birleştirebiliriz? Bunu yapmaya çalışacağız. Bunu yaparken de şöyle bir yol izleyelim. Şu anda bir tane kare grafiğimiz var. Bir tane böyle bir grafik çizmişiz. Bir tane ülke grafiğimiz var. Şunu tekrar şeyin açalım. Bir tane de profit grafiğimiz var. Bakalım hepsi beraber nasıl görünecek. Şimdi mesela şimdi burada tabii bir görsel, yani bir dashboard gösterge böyle tasarlamak aslında biraz böyle işin içerisinde sanatsal kabiliyet de girmiş oluyor. Yani siz gösterge panelini rastgele aldığınız 4-5 tane grafiği bir arada toplayarak tasarlayamazsınız. Gösterge panelinde ne istediğinizden önceden belirleyeceksiniz. Bu bir isteğinize bağlı olarak her bir isteğin karşılığı olan grafiği ayrı ayrı tasarlayacaksınız. Sonra bunları gösterge panelinde değiştireceksiniz. Biz şimdi bunu yapmadık. Baştan rastgele grafik çizdik. Bunları gösterge panelinde atayacağız. Bu da tabii bizim başımıza biraz sıkıntı yol açabilir. Ama biz bir atayarak bu sıkıntıları çözmeye beraberce çalışalım. Ondan sonra vaktimiz kalırsa hızlı bir şekilde yine bir gösterge panelini yine aynı veri seti üzerinden beraberce yapmaya çalışacağız. Bu sefer adım adım daha makul bir gösterge paneli yapmaya, oluşturmaya çalışacağız. Buraya bir şey ekleyebiliyoruz mu acaba? Bir? Benim sunum atabiliyorsam bir tane sunum atayım da size buradan kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bir saniye. Deneyelim bakalım. Yok. Böyle bir şey yapmıyoruz. Tamam, neyse. Bunu nasıl neydi diğer kullandığımız program? İsmi de unutmuşum ya. Yasemin biliyor. Oraya atarız. Arkadaşlar sunumdan da daha sonra takip edebilirler. Evet, şimdi dashboard hazırlayalım. Bakın, şimdiye kadar hep aşağı taraftaki Telegram, evet Telegram'ı atarız. New Worksheet'ten sheetleri oluşturduk. Haritaları burada istediğiniz kadar oluşturabilirsiniz. Onlarca, yüzlerce oluşturabilirsiniz. Daha sonra New Dashboard'da bunları birleştireceğiz. Dashboard'a bastık ve karşımıza başka bir ekran geldi. Bu ekran dikkatinizi çekiyorsa boş bir ekran. Ekran sol tarafında Sheets kısmında, yani şurada
bizim daha önce hazırladığımız grafikleri üzerine gezerken ön izlemesiyle beraber görebiliyoruz. Şimdi yapmamız gereken bu grafiklerin hepsini sağ tarafa taşıyarak düzgün bir şekilde bunları alan içerisinde yerleştirerek anlamlı birden fazla grafiğin aynı anda değerlendirildiği bir dashboard'u tasarlamaya çalışmak. Şimdi şöyle yapalım. Önce harita grafiğiyle başlayalım. Harita grafiğini tuttum ve taşıdım. Başlangıçta dashboard tasarlarken bu şekilde yapacaktır bunu. Şunları kaldıralım buradan. Sonra siz ekledikçe dashboard'a bir şeyler, bu eklemeler sonunda bu harita grafiğini ona göre düzenleyecektir. Mesela şöyle bir şey yapalım. Profit grafiğini dashboard'un altına ekleyelim. Bakın taşıttığınız zaman nereye ekleyeceğini gösteriyor size. Profit dashboard'un sağına ise daha önce çizdiğimiz karar olan grafiği ekleyelim. Biraz boyutu yetmedi. Biraz daha genişletebiliyor muyuz? Bakın buradan size kısmından boyutu genişletebilirsiniz. Ben biraz daha bunu genişletmek istiyorum çünkü biraz küçük kaldı. Şöyle yapsak nasıl olacak? Evet, bu daha güzel oldu. Şimdi bir grafik tasarlamış olduk. 3 tane grafiğimiz bir yerde. Şimdi şunu yapmaya çalışacağız. Bu grafiklerini hepsinde beraber çalışan filtreler yapacağız. Ve bu filtrelerin aynı anda bütün grafikleri nasıl değiştirdiğini görmeye çalışacağız. Mesela şimdi burada şöyle yapalım. Şöyle yapalım, durun. Bunları kaldıralım tekrar. Aklına başka bir şey geldi. Bu grafikleri tabii bize fazlalıkla azaldığımız için şu profit grafiğini şuna göre gerçekleştirmiş olalım. Yani her bir nerede ürünlerimiz ne yapalım? Ürün kategorisine göre karlılığı veren bir grafik haline çevirdim. Ha, burada şey, özür dilerim, bir tane bir şey kaldı. Onu da göstereyim, ondan sonra devam edeyim. İsterseniz burada Excel'de gördüğümüz koşullu biçimlendirme dediğimiz özel tablolar var. Bu tabloları daha önce kullanmayan varsa şöyle söyleyeyim. Renkli tablolar diyelim. Bu tabloları da burada oluşturabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir şey düşünelim. Mesela ürün kategorisi bazlı, sub kategori bazlı olarak profit'i görelim. Showme'ye geldik. Bakın burada en üst solda şöyle bir şey geldi karşımıza. Sub kategoriymiş. Sub kategoriyi karlılığı verdik. Şöyle yapalım, bunu devirelim. Tamam. Ne verdi şu anda? 3 farklı ürün kategorisi. Bunların her bir içerisindeki alt kategoriler, bu alt kategorilerin içerisindeki karlılık oranlarını verdi bize. Biz şimdi bunu şöyle yapabiliriz. İsterseniz bu sub kategoriyi sol tarafa alalım. Ürün kategoriyi bu tarafa alalım. Üst tarafta karlılık dışında ne yazalım? Region bazlı veya da işte ülke bazlı bakalım. Region neredeydi? Region bazlı bakalım. Region'de yukarı koyalım ve karşımıza şöyle bir tablo geldi. Yani çeşitli bölge bazlı olarak ürün üst kategorisi ve alt kategorisindeki karlılık oranlarını gördüm. Bu karlılık oranlarını ortalamaya çeviriyorum. Ortalama karlılık. Ben şunu merak ediyorum. Negatif karlılık olanları kırmızı, pozitif karlılık olanları yeşil olarak çizecek bir şey lazım bana. Bakın. Yine geldim, profit aldım, color atadım. Atadığım zaman böyle bir şey yaptı. Bu tam istediğim olarak istediğim şey değil. Otomatikten alıyorum ve square'a çeviriyorum. Square'a çevirdiğim zaman yine bu sefer renklendirme yaptı ama bu garip bir renklendirme oldu. Biz az önce ne yapmıştık? Kırmızıdan yeşile doğru gelme yapmıştık. Makul olan bu. Color'a geldim. Edit Colors dedim ve Red Orange Diverging'i seçtim. Apply'a bastım. Ve şu anda bakın yeşil olanlar karlılık oranları yüksek olanlar, sıfırdan yüksek olanlar. Kırmızı olanlar ise karlılık oranları sıfırdan daha düşük oran olan ürünleri bizim için göstermiş oldu. Hadi bunu da kullanalım dashboard'ta. Bu kalsın. Haritamız kalsın. Tamam. Burada ne varmış? Discount ve shipping cost var. Bu da kalabilir. Bunda da bir sıkıntımız yok. Burada ise en son discount var. Bunu kullanmayabiliriz. Yani şu 3 tane grafiği oluşturarak dashboard hazırlamaya çalışalım. Bakın geliyorum, şöyle yapıyorum. Harita grafiğini koydum. Taşıdım. Profit grafiğini aşağıya getirdim. Onun yanına ise discount ve sales'i gösteren sütun grafiğini getirdim. Bunu biraz daraltalım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Harita grafiğine gidiyorum.
Herhangi birisine gidebilirsiniz. Harita kadar zorunlu değil bu arada. Ben hani seçiyorum. Hatta isterseniz başka bir şey. Profil grafiğine geldim. Ve buraya birkaç tane filtre eklemek istiyorum. Bu filtreler şu filtre olacak. Bir tanesi order date filtresi. Yıl bazlı filtre. Okey dedim. All dedim ve apply dedim. Okey dedim ve show filter dedim bakın. Show filter dedim. Sağ taraf filtreyi getirdi. Bu yıl bazlı filtreyi isterseniz şöyle yapalım. Bu filtrenin tipini değiştirelim ve buna diyelim ki drop down menü, yani istediğimiz yılı seçebildiğimiz drop down menüye getirdik. Başka nasıl bir filtre ekleyelim? Market filtresi var burada. Market neydi hatırlamadım ama custom onu kullanmaya gerek yok. Region'ı kullandım. Hayır, segment filtresini kullanabiliriz. Segment filtresini de gelerek buraya koyduk. All dedik, apply, OK, show filter gösterdik. Segment filtresini de şöyle yapalım. Onu da multi-values drop-down listesi olarak seçelim. Seçebiliyorsunuz birden fazla. Tamam. Hatta bunu da öyle yapalım. Bu daha güzelmiş çünkü. Başka bir filtre ekleyebilir miyiz? Bakalım, state olmaz. Ship mode olabilir belki. Ship mode da ekledim buraya filtre olarak. Order date tekrar yapalım. Tamam. Order date'i kaldıralım buradan. Delete. No. Bakın order date'i aldım sol taraftan. Nerede order date'imiz? Burada bıraktım. Bıraktığım zaman karşıma şöyle bir ekran geldi. Hangi zaman ekseninde yapacağınızı seçmeniz lazım. Mesela aylık filtre mi istiyorsunuz, yıllık filtre mi istiyorsunuz, çeyreklik filtre mi istiyorsunuz, onu seçeceksiniz. Ben 4 yıllık veri olduğu için yıllık filtreyi talep ettim. Years seçtim. Enter'a bastım. Sonra burada tamamı seç, all'da tamamı seçiyorsunuz. Başlangıçta çünkü eksik veri göstermez. Tam veri göstersin istiyorum. Başlangıcı gösteriyor bu. Apply'a basıyorum ve OK diyorum. Bunu yaptığım zaman show yapmadı daha önce. Zaten söylemiştim. Filtreyi show filtre yapmanız gerekiyor. Year'a geldim ve show filtre dedim. Değişik filtre kullandı. Ben böyle sağda görünmesinden ziyade aşağı doğru açılıp istediğim değerleri seçtiğim filtrelemek istiyorum. O yüzden köşesindeki sağ minik oku seçiyorum ve diyorum ki multi values drop down list deyip onu segmentle beraber aynı şeye çeviriyorum. Bir de ship mode'umuz varmış. Onu da görelim ne olduğunu. Onu da ekledik buraya. Ship mode'da da yine onu seçtim. Apply dedim. Aynı mantık. Yine ship mode'u show filter yaptım. Tamamen aynı şekilde yapıyorum. Yine multi value drop down list yapıyorum. Şu anda elimde bunlar geldi. Bir de şunu istiyorum ben. Customer name'e gidelim. Customer name neydi? Burada. Onu da filtreye ekledim. Bak bir filtre daha ekledim. Yine all dedim. Apply dedim. Bu sefer ise şöyle bir şey yapıyorum. Yine customer name show filter diyorum. Bu show filter de sağ üst taraftan custom wildcard match diyelim. Şu filtreye çevirelim. Custom name ile ilgili bir tane boş filtre çevirdik. Şu anda oluşurdu. Bütün filtreler oluşurduk. Şu anda bakın 1, 2, 3, 4 tane filtre oluşurdu. Tamamen hemen aynı şekilde oluşurduk. Bu son custom name'i bir daha yapayım. Çünkü biraz farklı yaptık bunu. Bunu bir kez daha yapalım. Customer name. Remove. Bakın customer name'i buradan aldım. Ben çünkü şunu merak ediyorum. Sadece belli isimdeki müşterileri görebilecek miyim acaba filtrede? All'u seçtim. Apply'a bastım. Buraya kadar aynı. Sonra show filter dedim. Burası da aynı. Filtreler geldi. Bu garip bir filtre oldu. Bunu istemiyoruz biz. Bunun yerine ben istediğim gibi isim yazarak aratabileyim. Bakın şöyle yapıyorum. Diyorum ki wildcard match diyorum. Ve wildcard match dediğin zaman şu anda custom name boş bir alan bıraktı. Bu şu demektir. Mesela al yazdığınız zaman içerisinde al geçen müşteriler ilgili filtre oluşturacak bize. Şimdi bütün filtreler oluştuktan sonra kritik işleme geliyoruz. Bakın bu filtreler oluştuktan sonra dashboard'a geliyorsunuz ve dashboard'da sağ taraftaki filtreleri şey kaldıralım şunları. Hangisine oluşturduk biz filtreleri? Şurada oluşturduk, profit oluşturduk. Dashboard'dan profit'i geri alıyoruz. Sonra profit'i bir kez daha atıyoruz buraya. Niye hocam bunu yapıyoruz? Çünkü yeni oluşturduğumuz filtreleri ancak tablo böyle gösteriyor sağ tarafta. Bakın şu an yeni oluşturduğumuz filtreler geldi. Fakat dikkat edin şu anda mesela. Ben burada sadece sen dediğim zaman, bak hangi grafik değişti şu anda? Sadece sol taraftaki profit grafiği değişti. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. Ben bunu yaptığım zaman bütün grafiklerin aynı anda değiştirebilir olmasını istiyorum. Hani benim talebim böyle olması lazım. O zaman şöyle yapıyorum bakın, burası önemli. Bir filtrenin üzerine gidiyorsunuz. Sağ tuş yapıyorsunuz. Apply to all worksheet seçeneğini seçiyorsunuz. Bakın apply all using this data source.
İkinci filtreye gittim. Sağ tuş. Apply using data source. Üçüncü filtreye gittim. Sağ tuş. Apply worksheet using all these data source. Son filtreye gittim. Sağ tuş. Using data source. Şimdi bakın. Bunları yaptıktan sonra nasıl farklı olduğunu göstereceğiz. Mesela şöyle geliyorum. Diyorum ki 2011 yılında çıkar. Bakın. Şimdi eğer dikkatli oluyorsanız, yani şuraya dikkat edin rakamlara. Ülkedeki yukarıdaki kırmızı şu göstermeye dikkat edin. Bütün filtrelerin aynı anda değiştiğini görebiliyorsunuz. Yani şu anda siz koyduğunuz filtrelerle bütün ekrandaki her şeyi tamamını istediğiniz gibi filtrele bir hale geldiniz. Bu güzel bir özellik. Mesela bakın şöyle bir şey yapalım. Mesela diyorum ki ben sadece 2011 yılı verisini görmek istiyorum. Olu kaldırdım 2011'e bastım. Şu anda ekranda gördüğünüz bütün değerler 2011 verileriyle alakalıdır. 2012, 13, 14 bu değerler içerisinde yer almaz. Tamam mı? Niye böyle? Nasıl yaptık bunu? Tekrar söylüyorum. Herhangi bir grafikte filtre oluşturduk. O grafiği yeniden attık dashboard'a. Ondan sonra o filtreler sağa geldikten sonra her birisinin üzerine giderek bütün grafiklerde bu filtreleri kullan seçeneği seçerek filtreleri diğer grafiklere göre diğer grafiklere doğru atama yapmış olduk. Bu birinci tip kullandığımız özel filtreleme tekniği. Şimdi ikinci filtreleme tekniğine bakacağız. O da şu. Acaba ben buradan Türkiye'ye bastığım zaman bütün değerlerin Türkiye değeri olacak şekilde değişmesini sağlayabilir miyim? Evet, bunu sağlayabilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Yapacağınız işlem şu. Harita grafiği üzerine gittiğiniz zaman, basılı tuttuğunuz zaman, bakın şu anda basılı tuttuğunuz zaman sağ tarafta çarpı, bir ekran kaplama hangi seçenekler geldi? Bakın burada bir tane huni var. Gördünüz mü huni? Küçük bir huni. İnşallah sizin ekranlarınızda görünüyordur bu. Hani sizin geri gösterdiğim kısım. Görünüyor değil mi arkadaşlar ekranınızda? Hani şu anda ne kadar net geldiğini bilmiyorum size ama herhalde görünüyordur diye tahmin ediyorum. Tamam. Bu huniye basıyorsunuz ve içerisini dolduruyorsunuz. Bakın beyaz hale getirdiniz. Aynı şeyi geldiniz diğer grafiklerde de yaptınız. Doldurdunuz. Geldiniz diğer grafiklerde doldurdunuz. Bu şu demektir. Bu grafikte herhangi bir düğmeye basıp filtrelerini attığınız zaman diğer grafikleri ona göre filtreleyebilmek demektir. Mesela bakın ben şimdi Türkiye'ye basacağım. Aşağıdaki grafik nasıl değişti bakın arkadaşlar. Türkiye'ye bastım ve şunu gördüm. Türkiye EMEA region'da olduğu için diğer region'ları iptal etti. Sadece o region'da Türkiye'den gelen değerlerle sol taraftaki grafiği çizdi. Ve sağ tarafta da shipping cost'u, discount cost'u ona göre gösterdi bana. Ne yaptı? Sadece Türkiye verisiyle gösterdi. Hani biz burada çok böyle süper bir şekilde baştan grafik dizayn etmediğimiz için kötü göründü ama bu şekilde bir dizayn, yani bu şekilde bir durumlu karşılaşışı yapabiliyorsunuz. Biz şöyle yapalım, bunu düzgün çalıştığını görebilmek için. Benim daha önce çalıştığım dashboard vardı bir tane, o dashboard'u açayım müsaadenizle. Şu olabilir mi acaba, bakayım. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Şu dashboard açılsın. Ondan sonra onun üzerine gideceğiz ama işte biraz yavaş çalışıyor bilgisayarımız artık. Şöyle çok kısa bir bekleyelim. Neyse biz bu arada beklerken bir taraftan sol taraftan şunu yapalım. Bakın biz şu anda size kısmından size değiştirebildiğimizi görürük. Burada isterseniz kendi custom size'ınızı verebilirsiniz. Size tavsiyem hani 720p dediğimiz 1366x768'de çok fazla şaşmayın. Çünkü hala tam HD olarak kullanılmayan birçok bilgisayar var. Sıkıntı yaşarsınız dashboardları böyle tasarlarsanız eğer. Hele biz mesela bir işletme için böyle dashboard tasarlarını düşünürseniz işletmelerde bilgisayarlar daha da eski olduğu için daha büyük sıkıntı yaşayabiliriz. Kamına geliyor buraya. Mesela ben de burada dashboard kullanmışız. Dashboard değil ama yanlış açmış. Başka bir tane var mı acaba?
Evet, mesela bakın burada bir dashboard'umuz var. Başka bir veri seti hazırlamış dashboard. Bu veri setinde mesela şu anda şunu görüyorsunuz. Çadıra bastığımız zaman şunu şey yapalım. Çadıra bastığım zaman şu anda bütün değerlerimiz sadece çadırla alakalı değerlere döndü. Bakın sol taraftaki maliyet, kar ve karlılık olan değerlere bakın. Nasıl değiştiğini. Alt taraftaki ilk 10 değerin nasıl değiştiğini bakın. Sadece çünkü 4 tip çadır varmış. Sağ taraftaki ülke grafikleri nasıl değiştiğini bakın. Her bir ülkede çadır satışları gayet karlı şekilde gerçekleşiyor. Sipariş metodundan aşağıya baktığınız zaman da görüyorsunuz. Sipariş metodu açısından da internet üzerinden satışlar çadırına çadırda yine gayet iyi yer kaplıyor. Hani bunu yapmak için sadece yapmak istediğim şey sağ üst taraftaki Huni'yi doldurmak. Aynı şeyi mesela burada yapabilirsin. Bak Huni doluymuş burada. Mesela ben İspanya'daki çadır satışlarını merak ediyorsan önce İspanya'ya sonra çadıra bastım. Şu anda gördüğünüz bütün değerler İspanya'daki çadır satışlarla alakalı değerler. Yani bakın mesela şöyle de yaptınız. İspanya'daki çadır satışlarının internet değerleri, satışlarında değerlerini görmek istiyorsanız internetlere bastım. Şu anda sol tarafta gördüğünüz değerler bakın. Bakın sol tarafta gördüğünüz değerler İspanya'daki çadır ürün grubundaki internet üzerinden yapılan satışlardaki ortalama karlılık değerlerini veriyor. 3 tane tike basarak çok özel, çok spesifik bir değeri çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Yani tablonun bizim için sağladığı en güzel, en özel, en doğru iş bu. Hani olabilecek en kısa sürede çok anlaşılabilir şekilde bir tablo grafikler içerisinde bir önemli değil basma sırası. Sonuçta bu filtreleme olduğu için nasıl filtrelediği hiç önemli değil. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Ben bastım çarşını yapalım. Sonuçta aynı değerler gelecek. Mesela interneti seçtim. Oradan İspanya'ya gittim. Oradan çadıra döndüm. Rakamlar değişmedi. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde bu işi yapabildiniz. Yeter ki bu dizaynı, yani bakın aşağıda ne kadar fazla grafik tasarlamışız. Bu tasarrufları, grafikleri, mesela burada kaç tane grafik var şu ekranda? 1, 2, 3, buna ayrı grafikler. 4, 5, 6 ve 7 grafik tasarlamışız. Bu 7 grafik içerisinde çok seri bir şekilde, çok güzel bir şekilde gezme işlemlerini bu şekilde yapabiliyorsunuz. Tablonun bize sağladığı avantaj, en büyük avantaj işte bu. Ve bunu yaparken dikkatinizi çekiyorsa, bu kadar işlemi biz yaparken hani neredeyse tek satır bile kod yazmadan sadece sürükle bıraklarla biraz hayal gücümüzle yaptık bu işi. Benden size tavsiye, bu zaten hepimiz öğrenciyiz büyük bir çoğunluğumuz. Mutlaka tablodan akademik lisansla ilgili talebinizi yapın. Geçtiğimiz senelere göre çok daha kolay veriyor şu anda bu lisansı. Bu lisansı aldıktan sonra da bunun başında vakit geçirin. Hani benim belki şu anda 20-25 tane öğrencim tablo ile ilgili sağda solda firmalarda çalışıyorlar. Çünkü kullanımı rahat olduğu için de birçok firma tabloyu tercih ediyor. Sol taraftaki etiketler de şöyle, onu da göstereyim. Onlar neredeydi? Onlar da aslında ayrı ayrı birer tane grafikte hazırlanıyor burada olduğu gibi. Bakın bu grafik nasıl hazırlanmış? Sam birim maliyetle, aracı birim maliyeti sol tarafa yerleştiriyorsunuz buraya. Tablo prep de güzel. Tablo prep de hazırlık için, veri hasretini hazırlamak için o da tabii çok güzel. Ya yani tablonun kendisi bence özellikle hani bilgisayar mühendisi, bilişim mühendisi gibi mühendislik ülkeli olup da kuvvetli yazılım altyapısı olmayanlar için bizim benim bulunduğum bölüm gibi YBS bölümünde veya işletmenin diğer alanlarında veya diğer mühendislik alanlarında çalışanlar için çok güzel program. Her haliyle. Ama şöyle bir gerçek var. Tabii programı da uzman derecesinde kullanmak istediğiniz zaman yine bir veri tabanı bilgisine, biraz nispeten yazılım bilgisine ihtiyaç duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorsunuz. İşin aslında o kadar. O da gerçek yani. Qlik de güzel. Ya zaten şu anda dünyada lider 3 tane yazılım var. Bir tanesi Qlik, Qlikview, bir tanesi Tableau, bir tanesi Microsoft Power BI. Bunlar dünyada en çok kullanılan, en çok tercih edilen yazılımlar. Bunların üçünün ortak noktası, üçünün de gayet kullanılabilir. Hani herkes tarafından rahatlıkla yapılabilir yazılımlar olması aslında. Ama tabii bu bahsettiğimiz şey şu, bakın biz basit grafiklerle boğuşuyoruz burada. Bu grafikleri çok daha kompleks, çok daha karışık yapmak istediğiniz zaman biraz içerisinde vakit harcamanız gerekiyor. Ama tablonun kendi şeyini söyleyeyim, ne derler, iddiasını söyleyeyim. Yani tablo learning alanında, yani onu bakayım nerede olduğunu bulmaya çalışayım. Tablo learning alanında 10 saatlik videoları izlediğiniz zaman master seviyesinde bu işi yaparsınız diye iddia ediyor tablo. Yani neredeymiş bu, bakalım.
Tableau Learning. Burada gördüğünüz gibi kaç tane videomuz var? İşte Getting Started videosu, benim size bahsettiğim video, 25 saat, 25 dakikalık video, toplam 34 dakikalık video. Bizim kullandığımız veri seti burada. Yani bu derste yaptığımız birçok şeyi de bu Getting Started videosu içerisinde göreceksiniz. Birkaç tane şey yok orada ama. Sonra işte Preparation, Connecting Data, Visual Analytics, birçok şeyi buradan görebiliyorsunuz. Şimdi onu da şöyle söyleyeyim. Udemy'de benim eğitimim yok. Ama Udemy'de Halil Brence Beci diye bir eğitmen var. İsim, gerçi ismi değişirdi artık. İsim benzerliği büyük ihtimalle. Fakat Udemy'de herhalde 8-10 tane falan tablo eğitim var Türkçe olarak. Yani 12 saatlik, 14 saatlik eğitimler 29 lira, 39, 49 gibi uygun fiyatları veriliyor. Ama ben yine söylüyorum, Udemy eğitimleri yine çok güzel. Onları da kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim onları da ama bakın burada 10 saat civarında videomuz var. Hani ben şahsi önerim, İngilizceniz varsa kesinlikle Tableau Learning kısmını çalışmanız. Evet, şu anda bir 20 dakikamız daha var. Hani şu ana kadar aslında anlatacaklarımız bir şekilde bitirmiş oldu. Sadece şunu göstereyim, özür dilerim. Bir şey daha kaldı, onu unuttuk. Neredeydi o? Yok. Tableau Learning öyle bir belge veren bir şey değil, ortam değil. Belge almanıza da ihtiyaç olduğunu zannetmiyorum ben. Yani Tableau bildiğinizi yazdığınız zaman zaten CV'ye yeterli oluyor büyük ihtimalle. Ben çünkü öğrencilerime burada öğrendiği zaman belge vermedim ama. Ama birçok kişi derste Tableau gördüğünü görerek çeşitli yerlere girdiler. O yüzden belge de olsa iyi olur ama ben olmazsa olmaz diye düşünmüyorum bunu. Bakın burada bir tane daha şeyimiz var. Redon ismi. Alanımız var. Story. Story çok kullanılan bir yer değil. Yani şöyle düşünün. Veri analizi sunumu gibi bir şey. Yani siz mesela şunu yapmak istiyorsunuz. Mesela örnek veriyorum. Geldiniz buraya. Dediniz ki şunları kaldıralım. Mesela İtalya'da kırmızı gördünüz değil mi? Ortalama maliyeti. Siz bu İtalya'da kırmızının neden olduğunu araştırmak istiyorsunuz. İtalya'da kırmızı var. Bastığınız İtalya'da hangisi kırmızı bunu görmek istiyorsunuz. Baktığınız İtalya'da en kötü durumda olan nedir? Güneş kremi. Güneş kremi, siz mesela şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Önce bir bölgesel grafik hazırlayıp İtalya'nın kötü olduğunu gösterip, sonra İtalya'nın üzerine basarak yeni bir grafik gösterip, o grafik üzerinden işte buradaki en büyük sıkıntımız güneş kremi, böcek kovucu gibi kozmetik ürünler olduğunu, daha sonra buraya gidip niye burada sıkıntı olduğunu araştırmak için hangi bölgede yapmadığını falan gibi böyle adım 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 grafikten grafiğe geçerek hazırladığın sunumlara biz şey diyoruz, onu da bir yerden hemen açayım. Bu tarz sunumlara biz story diyoruz. Story öyle de bir tane olması lazım elimizde. Onu da göstereyim bir saniye beklerseniz. Bir Tableau'yla ilgili şunu da bahsetmem lazım. Tableau'ya siz üye olarak zaten bunları indiriyorsunuz. Öğrenci olduğunuz zaman üye olmanız lazım. Üye olduktan sonra Tableau'nun public ekranları var. Public ekranları aslında bir kart vizit gibidir. Yaptığınız her şeyi public'e, Tableau public'e publish edebilirsiniz. Ve Tableau public'i diğer kullanıcılara paylaşabiliyorsunuz, share edebiliyorsunuz. Yani diğer kullanıcılara Tableau public'e girerek sizin yaptıklarınızı görebiliyor. Hani sen az önce dedin ya hocam belge vereyim. Belge vermeye gerek yok. Tableau Public'te 3-5 tane, 7-8 tane çok güzel şey oluşturduktan sonra az önceki Tableau klasörümü. Orada çok fazla zengin bir şey yok. Birkaç tane veri seti var, birkaç bir şey var. O zaten sunumları ben size atarım. O sunumlarla ilgili bir sıkıntımız yok. Oraya yapıp onu mutlaka sunumları elde edebilirsiniz şeyden. Gönderirim ben bunu. Neydi onun ismi? Yasemin Yazı yazdı ama unuttum ne ismi. Telegram mıydı? Telegram'dan Yasemin'e söylerim, o size atar. Yasemin, ama diğerlerinde zaten öyle şeyler yok. Ama şöyle bir şey var, bakın. Tableau zaten çok kullanılan program olduğu için her tarafta çok fazla sayıda şey var. Ulaşabiliyorsunuz. Bir de Tableau'nun bence en güzel kısımlarından bir tanesi Tableau'nun kendi forumları. Hani diyorum ya işte İngilizce bu kritik bir nokta. Eğer İngilizce biliyorsanız forma yazdığınız her sorunun cevabı var. Ben daha hani kafama takılan ve öğrenemediğim herhangi bir şey görmedim. Yani çok etkin çalışıyor forumları. Çok güzel çalışıyor. Hani bu komüniteye, Tableau komite forumlarına, komünitesine katılmanız sizin için de çok faydalı olacaktır. Benim size önerim mutlaka Tableau'da vakit geçirip çeşitli veri setleri alın. İşte Google'dan falan indirin. Kraggle'dan falan ona veri setleri çalışın. Dashboard'ları hazırlayın. Bunları public'inize atın. Sizin bir kart vizitiniz olsun orada. O kart viziti görerek zaten birçok firma bu işleri değerlendiriyor. Benim şahsi fikrim bu şekilde.
Yani buradan acaba dosya ekleyebiliyor muyum? Bilemiyorum şu an. Bakayım burada bir ekleme seçeneği var mı? Şuradan göndersem hazır açmışken ama göremiyorum böyle bir seçenek var mı? Burada ne var? Arkadaşlar herhalde buradan dosya ekleyemeyeceğiz gibi görünüyor. Yani onu şey yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Yasemin'le konuşup bir yöntem bulabiliriz. Yani drive link atabilir miyiz? Ha, o olabilir. Drive link atabilir miyiz? Onu tabii drive'a önce yüklemem gerekecek. Yok. Onu ben bir yöntem bulup göndermeye çalışacağım sana. Şu anda onun yöntemi doğru söylemek gerekirse bende yok. Google Drive linkini şu anda şu aşamada atamıyorum ama şöyle yaparız. Nasıl yaparız? Öğleden sonraki eğitime de olmazsa gelirse zoruna kadar halletmeye çalışırım ben. Bir Drive linki falan ayarlayabilirsem. Öğleden sonraki eğitimde atarım. Oradan en azından sadece o linki almak için eğitime girip çıkarsın olmazsa. Evet şimdi bakın mesela burada bir story'nin nasıl çalıştığını gösterelim. Bakın nasıl yapmış mesela. Ürün satışlarımız hiç de fena değil. Yukarıya bilgi yazmış. Bu story'yi basabiliriz. Evet. Mesela story ekranı. Bakın ürün satışlarımız hiç de fena değil. Genel olarak gösteriyor. Daha sonra diyor ki bir de tablo izleyelim diyor yukarıda. Tabloya bakıyor. Tablo diyor ki Güneydoğu Asya'da problem var diyor. Güneydoğu Asya neresi? Central Asia. Burada bir sıkıntı olmuş ama. Güneydoğu Asya'da problem var. Evet maalesef masa ve teknolojik ürünleri kötü var deyip böyle adım 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 sizi istediğiniz şeye doğru yönlendiren bir şekilde sunum ekranı gibi ekranları yukarıdan gezdiğiniz story kısmı. Bu da yapılabilir muhtemelen. Hani ben story çok kullandığım bir yer değil. Yani ben genelde story yerine hani kendimi kontrolüne daha etmeye tercih ediyorum. Çünkü story biraz kontrolünü zayıflatıyor sizin. Ama mutlaka onun da şeyi var. Hani sunum gibi tek tıkla adım adım ilerlediği kısmı mutlaka vardır diye tahmin ediyorum. Burada işin bittikten sonra tekrar söylüyorum. Bakın paylaşma şansınız var. Tablo server üzerinden, tablonun üzerinden veya publish edebiliyorsunuz. Publish workbook deyip bunu kendi tablo public hesabınıza oraya gönderebiliyorsunuz save deyip. Böylece tablo public hesabınızda bütün yaptığınız her şey, bilgisayarınızda yaptığınız her şey çıktı olarak orada duruyor. Evet arkadaşlar, var mı başka sorumuz acaba? Sorularımızı alalım. Ondan sonra bugünkü konuyu tamamlayalım çünkü benim de boğazım artık yanmaya başladı. Herhalde fazla konuştuk. Uzun zamandır ders anlatmadığımız için bu şekilde uzun uzun ders anlatmadığımız için biraz sıkıntı yaşadığımızı görüyorum. Öğleden sonra tekrar olacak. Bize söylenen bu. Yani bir kez daha bu konuları baştan sona devam edeceğiz. Aynı şekilde yapacağız. O yüzden farklı bir şey olmayacağı için arkadaşların öğleden sonra bir kez daha gelmesine gerek yok. Ama yine bir kez daha gelip izleyelim demek isteyen arkadaşlar yine öğleden sonra da gelebilirler. Fakat tekrar olacak öğleden sonra. Evet, ben de hepinize teşekkür ediyorum. O zaman ben eğitim 15 dakika önce oldu biraz. Herhalde hızımızı ayarlayamadık. Bir 15 dakika önce de olsa eğitimimizi tamamlayalım. Form kısmını ben bilmiyorum. O herhalde ilgili arkadaşlar onunla ilgileneceklerdir. Aynı içerik arkadaşlar öğleden sonra. Yani farklı bir içeriğimiz yok. Öğleden sonra da aynı içerik var. Belki işte birkaç farklı grafik hazırlarız. Bilemiyorum. O tamamen spontane gelişecek bir durum. Ama hemen hemen aynı şekilde devam edeceğiz. O yüzden kararı size bırakıyorum artık. Ekranı göstermeyi durduralım. Evet, hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Ben artık toplantıdan ayrılıyorum. Herhalde yöneten arkadaş da toplantıyı artık bitirecek. İyi günler hocam. Çok teşekkür ederiz.